İyi akşamlar. İskele Sancağı hoş geldiniz. Bu hafta geçen haftanın gündemindeki konuları ele alacağız. Siyasi tartışma konularını ele alacağız. Farklı kesimlerden konuklarım var İskele Sancak'ta. İç güvenlik yasası önemli bir konu. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın istifa etmesi, milletvekili adayı olması ve bir de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın bir açıklaması olmuştu. Biz %50 alıyoruz ama geriye kalan %50 bizden nefret ediyor. Siyaseti biz yumuşatmalıyız diye bir beyanı olmuştu. Siyasette kutuplaşma başlığı bu akşam İskele Sancağı'nın konu başlıklarından bir diğeri olacak. Ben hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Bu tarafta Sayın Faruk Bal var. MHP Konya Milletvekili. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Tülay Ateş, CHP eski YDK üyesi, parti meclis üyesi aynı zamanda eski. Ve avukat aynı zamanda. Hoş geldiniz. Masanın bu tarafında Kemal Öztürk var. Artık Yeni Şafak gazetesi yazarı olarak kendilerini takdim edeceğiz. Hoş geldiniz. Ve Abdurrahman Kurt var. Diyarbakır AK Parti eski milletvekili. Yeni adayı diyelim mi? Öyle diyelim. Nasip. Evet, peki. Şimdi bu iç güvenlik yasasıyla başlayalım. Faruk Bey, MHP'nin buna tepki göstermesi biraz şaşırtıcı oldu. Yani 6-8 Ekim olayları sırasında MHP nerede bu devlet, niye insanların güvenliği sağlanmıyor diye tepki gösteriyordu. Şimdi tam da o bölgeden gelen talepler, oradaki vatandaşların talepleri doğrultusunda bir paket hazırlandı. Ama biz karşıyız diyorsunuz. Niye? Gayet açık, gayet net. Şimdi 6-7 Ekim tarihlerinde o bölgede olan hadise şu. Bir kamu düzeni tamamen bozulmuş vaziyette. İki, kamu düzenini bozan güç PKK terör örgütü ve bu PKK terör örgütü sadece Güneydoğu Anadolu'nun 6-7 Ekim tarihlerinde büyük bir asayişsizlik olayı olarak ortaya çıkan ilçelerinde değil, büyük bir bölümünde açılım adı altında, analar ağlamasın söylemi adı altında dağdan mezraya, köye, beldeye, ilçeye ile indirildi. Bunlar gece silahlı, gündüz külahlı. Gece silahıyla tehdit ediyor bölgenin vatandaşını. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı. Gündüz de hükmediyor. Neye hükmediyor? Bir, mahkeme kuruyor. Artık TC mahkemesine gitmeyeceksiniz, PKK mahkemesine geleceksiniz. İki, PKK'ya vergi adı altında, altını çiziyorum, vatandaşlardan haraç topluyor, gasp suçunu işliyor, yağma suçunu işliyor. Üç, asayiş kontrolü adı altında can ve mal güvenliği sadece devletin teminatı altında iken, PKK'nın kurduğu bir takım örgütler, illerde, ilçelerdeki örgütler asayiş kontrolünü yapıyor. Dört, vergi adı altında toplamanın yanı sıra PKK vali tayin ediyor, okul açıyor, paçavrasını bayrak diye asıyor, Türk bayrağını indiriyor. Şimdi bu nedir? Bu milli hakimiyetin paylaşılmasıdır. İşte tam da bu nedenle, hani çok affedersiniz, güvenlik boşluğu doldu. Tamam, güvenlik boşluğu için, fazlasıyla var, fazlasıyla var. Bu paket onun için hazırlanıyor. Hayır, onun için değil. Ben de onu izah etmeye çalışıyorum. Bunu ortadan kaldırmak için devletin iç ve dış güvenliğini korumakla görevli silahlı kuvvetleri görevlendirebilir. Anayasa müsait, şu andaki mevzuat müsait. AKP bu silahlı güçleri, devletin silahlı güçlerini, emniyet ve ordu ve jandarma olmak üzere karakollara çekti, garnizonlarına çekti, bağladı. Bunlara karşı vergi toplayan, asker alan, asayiş kontrolü yapan, okul açan, bayrak indiren PKK militanlarına karşı bunları bir kenarda tutuyor ve devletin hakimiyetini paylaşan bu terör örgütüne karşı kurumlarını işletmiyor. Ne yapıyor? Valilerin
operasyon yetkisi valilerde diyor. Valiler izin vermiyor. Bunlar olduğu gibi bölgede milli hakimiyeti paylaşır hale geliyor. Demek ki eğer bir iç güvenlik tehdidi varsa mevzuatımız müsait bunu bertaraf etmeye. Bu kanunun neresinde var? Neresinde var yani? İhtiyaç yok diyorsunuz. PKK'ya karşı. Hayır, ihtiyaç var. İhtiyaç fazlasıyla var ve AKP bunu PKK'ya karşı kullanmıyor. Bir büyülü lafın peşinde ama süreç bozulmasın. Lan süreci mi kaldı affedersiniz? Süreci mi kaldı bunun yani? Devletin orada hakimiyeti ortadan kalkmış durumda. Buna karşı iş güvenlik tasarısında ne var? Efendim silahlı, kaleşnikoflu, kadın kıyafetli PKK'lara karşı herhangi bir iş yapmıyor. Sapan atanları, sapan yani lastikle taş atanlara 2,5 yıl ceza getiriyor. Demir bilye bulunduranlara bilmem kaç yıl ceza getiriyor. Bunlar nerede görülüyor? Bunlar doğuda görülüyor mu? Hayır, bunlar batıda. Diğer taraftan toplantı ve gösteri yürüyüşleri bir toplumda muhalefetin ortaya koyabileceği en demokratik tepkidir. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde... Onu engellemek için mi çıkartılıyor bu şey? Öyle mi düşünüyorsunuz siz? Yani demokratik gösterileri de engellemek... Tabii. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkını, anayasal hakkı olduğu gibi sıkıştırıyor. Peki. Biraz devam edelim. Yani daha konuşacağız. Daha çok. Yani bunlar o kadar antidemokratik hükümler ki bugünkü mevzuata aykırı, bugünkü anayasaya aykırı, Avrupa Birliği müktesebatına aykırı ve saç baş yolduran bir iş. Bunun anlamı bir polis devleti inşa etmek, AKP'ye karşı Bülent Arınç Bey'in sizin ifade ettiğiniz gibi aleyhine oluşmuş tepkiyi anlamak yerine nefret söylemine bağlı olarak onları susturacak, demokratik tepkisini ortaya koyabilecek alanları daraltmak. Evet, Abdurrahman Bey, polis devleti inşa etmek, asıl hedef doğu değil, batıdaki demokratik tepkileri engellemek, durdurmak. Ve yani orada PKK'ya karşı yapabileceği mevcut yasalarla bir sürü şey varken başka şeyler yapıyor iktidar diyor Sayın Bal. Ne diyorsunuz? Tabii ilginç bir şey. Bir yandan HDP, bir yandan MHP, bir yandan CHP aynı şekilde bu pakete karşı çıkıyor. Niye aynı taba koyuyorsun? Yani bu paketle ilgili durduğunuz yer aynı. Antisa, o kayıkçı kavgası. Şey tamam. Gibi de. Yani, ben sözümü kesmek istemedim. Yani öyle bir tasnifte yanlış bir yere koyduğunuz için söylüyorum. Hayır, ben pozisyon olarak hani siz de karşısınız. HDP de karşı. Anayasa gibi oldu. Anayasa referandumunda da öyle olmuştu. Biri sağdan biri soldan ama neticede herkes ortadan anayasa referandumuna karşıydı. Bir söylemlere açın bakın çok ilginçtir meclisteki konuşmalar. Biri bölünüyoruz diye, biri de işte esirlikten ölüyoruz diye aynı şekilde aslında ikisinin de bence doğru olmayan bir şeye muhalefet ettiğini görürsünüz. Bugün de öyle şey yaşanıyor. Şimdi özü itibariyle 6-8 Ekim olaylarından sonra bölge halkı, bu benim ikinci yaşayışım bunu. 2006'da da benzerini gördüm ben bunun. Bunun daha minyatürü yaşandı gene. O zaman da hatırlarsanız maalesef ona yakın insan hayatını kaybetmişti o esnasında da bu sefer 50'ye yakın insan işte hayatını kaybetti. Bölge halkının gelip yani devlet nerede dediğini bilirim. Evet. O güne kadar bu devlet bizi mahvediyor diyen halkın artık bu AK Parti iktidarında öyle bir noktaya geldi ki yani devlet bu tedbirleri alsın bu. Çünkü öbür türlü ne oluyor? Siz eğer orada güvenliği sağlamazsanız iç çatışma çıkıyor. Bugün Hüdapar'a yapılan saldırılar sonucunda yaşanan çatışmalarda insanlar hayatını kaybetti. Hüdapar veya benzeri çevrelerden gelen tepki şuydu. Siz bizi korumayacaksanız biz kendimizi mi koruyalım? Ve bu uzun zamandır bu şekilde devam ediyor. Evet doğrudur. AK Parti çözüm süreci bozulmasın diye ciddi anlamda sabırlı davranıyor. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bu sabırın istismar edildiği de doğrudur. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Yani böyle biz bize öyle hani yalandan şey yapmaya gerek yok. Ancak burada bütün bunlara rağmen halkın bir duruşu var. Bu sürece sahip çıkışı var. Bütün bu provokasyonlara rağmen halkın çözüm sürecinden ama vazgeçmeyin deyişi var. Bu absorbe ediş de halkın bu umudunu kırmamakla ilgili bir şeydir. İşte 90-95 oranında örgütün... Bu yani tamamen o bölgeye dönük bir şey mi? Hayır genel olarak yani, bir şey. Hani işte Faruk Bey diyor şimdi ki yani şöyle, işte İstanbul'da bir gösteri gerçi, yapılsa... Herhalde bunu... Kemal Bey de çıkarmış tek tek Almanya'yı, İngiltere. Bu birisindeki yasalar biz Avrupa Birliği'ni geçtik. Bu kadar da değil yani. Kimse kusura bakmasın. Sayın Başbakan ifade ediyor. Diyor ki bizim bu yaptıklarımızda Avrupa Birliği müktesebatına aykırı bir şey varsa birisi gelsin bize onu söylesin önce.
Yani mesela şu polisin gözaltına alma hakkı dedikleri bir hak mesela. Bu nerede yok? Bugün bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinin tamamında polisin böyle bir hakkı var. Sizin gözünüzün önünde bugünkü şartlarda bir kamyon üzerinden, bunu o örneğiyle defalarca anlatmışlardı İçişleri Bakanı. Eroin geçse, savcılıktan izin almamışsa bir şey durdurup arayamaz. Geçer o yani o suçüstü yapma şansınız olmaz bugünkü şartlarda. Dolayısıyla bu suçüstü olaylarda yapabilir. Yani şu anki yasalar gereği savcılık izin vermedikçe onu yapamaz. Şimdi bu Avrupa'da yok böyle şeyler. Böyle yetkiler. Gözaltına alma benim bildiğim bir günden üç güne kadar değişen oranlarda Avrupa Birliği'nde polisin gözaltı süreleri var, öyle mi? Gaz fişekleriyle Avrupa'da bir gösteride 10-12 kişi de ölmüyor. Onun için niye ölmüyor diyorsunuz? Oradaki tabii şimdi bir kere Avrupa Birliği ile buranın şartlarını şöyle bir kıyaslamak lazım. Bakın tamam. Yanı başımız savaş. Dünya uluslararası emperyalizm bu savaşı petrol üzerinden bu bölgede yürütüyor. Ve bizim buradaki iç dengelerimiz üzerinden oynayan onlar. Bizim onların üzerinden ne orada solculuk kalmış ne sağcılık kalmış. Kalmış mı orada? Siz ne kadar demokratik davranırsanız Türkiye'deki sorunları daha çok çözersiniz. Sesinizden bitireyim. Yok biz demokratik davranıyoruz da sizin partinizin bizim demokrasimizi fazla gördüğünü ben biliyorum. Hiç öyle Deniz değil. Yani böyle çıkıp, bir intiba yaratıyorsunuz. Mesela gerçek size çok, hiç öyle değil. Ben size anlatayım. Ne Avrupa Birliği'ndeki yasalarda gerçek bilmiyorum. Bakın, öyle değil. Ne de partimizle anayasa, ilgili. Anayasa referandumuna destek verdiniz. Ne Kürt sorununda destek verdiniz. Hiçbir Kürt sorununda destek verdik. Temmuz'daki çıkan yasada destek verdik. En son bir çerçeve yasada. Bütün yetkileri verdik. Bakın, önemli bir şeydi ama tabii bütün yetkileri verdik. Allah ne yaptınız? Yetki yok diyordunuz. Niye önemliydi biliyor musunuz? Bir iki gün öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmişti. Orada bazı sözler vermişti. Onun altından kalmamak için mecburen kalkıp orada destek. Onun ya her yaptığımız iyi şeyin altında bir bahane aramamak lazım ama bakın, yettiyse en genişini biliyorum. Verdik efendim. Tamam madem karşılıklı öyle devam edelim. Peki tamam ben size sustum. Söyleyeyim. Sustum. Deniz Baykal'ın çıkıp mecliste hadi demokrasiyle çözecektin çöz de göreyim dediği günleri ben hatırlarım. İl başkanıydım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir şey demiyor size. Demokratik bütün o zaman şöyle yapılıyor. Yapacağız. Deniz Kılıçdaroğlu'nun ve Baykal'ın dönemlerini ayrıca tartışabiliriz. Kılıçdaroğlu'nun da yani bu süreç içerisinde gerek Kürt soruna yaklaşımını, gerek anayasaya yaklaşımını tartışabiliriz elbette. Yani şimdi tamam. Ben şunu söyleyeyim. Sıra bana gelince bütün cevapları tabii vereceğim. CHP'nin ve MHP'nin. Hatta HDP'nin sözlerinin dışında, kimi söylemleri çünkü çok demokratiktir ama işleyiş anormal antidemokratiktir. AK Parti'ye demokrasi dersi verme şansını ben sıfır görüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Gerek taşıdıkları bagaj itibariyle böyledir. Peki. Gerek zihniyet itibariyle cevap böyledir. Cevap hakkı duyuldu. Evet. Şimdi cevaplardan mı başlayayım de. Yoksa bu iç güvenlik yasasından mı başlamam? İstediğiniz yerden başlayayım. Peki. Buyurun. Önce cevaplardan başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokrasinin gelişmesi için yapılacak her eyleme, her kanun tasarısına desteği vardır. Nitekim barış sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi sadece ne görüşüyorsunuz, ben ana muhalefet partisiyim, neler verdiniz veya neler vermediniz bunları bana bildirin dedi. Temmuz ayında hani çıkan yasada da... Ben de karşılıklı bir şey söyleyeyim, öyle olmadı. Temmuz ayında çıkan yasada da istedik, altı maddelik bir yasadır. Orada diyor ki kiminle görüşeceksen, hangi işlemi yapacaksan, ekonomik, kültürel, insan hakları, güvenlik açısından ne yapacaksan, Bakanlar Kurulu olarak seni yetkili kılıyorum, istediğini yap, yeter ki bu ülkeye barış getir diyor. Hala buna rağmen Cumhuriyet Halk Parti destek vermedi demek haksızlık olur. Gelelim iç güvenlik yasasına. Birincisi Güneydoğu'daki olaylarda da, Türkiye'nin herhangi bir yerinde çıkabilecek olaylarda da hali hazırdaki yasalarımız tam layıkıyla uygulandığında bunlar engellenebilir. Hatta ve hatta bizim bu yasalarda demokratik bulmadığımız, ayıklanmasını istediğimiz maddeler de var. Ben bir hukukçu olarak izninizle maddelerin neler getirdiğine birer cümle bakayım, izah edeyim. Çok detaya girmeyelim ama. Yani yok kanuna boğmayacağım. Evet. Yani neye itiraz ediyorsunuz? Onları, itiraz ettiğimiz noktalara. Şimdi birinci maddesinde polis vazife selahiyetler kanununa göre eskiden suçüstü halleri hariç biraz evvel onun için itiraz etmiştim. Uyuşturucu kamyonu geçiyorsa suçüstü durumu var demektir. Polis müdahale edebilir. Polis suçüstü hallerinde müdahale edebiliyor. Ama bir fakat şey var sanıyorum yani bir durumda, somut delil. Zaten en çok tartışılan kısmı da orası. Somut delil olmadığı için polis
İşte şimdi yani getirin. Şu an somut delil. O nedenle somut delil ibaresi yer aldığı artık için polis müdahale edemiyor ya da etkili müdahale edemiyor. Şimdi, makul şüpheye o yüzden geçiş şimdi oluyor mesela. Şimdi polis valinin veya kaymakamın, mülki amirin kolluk güçlerinden bir amiri yetkilendirmesiyle sözlü olarak kişiler üzerinde dilediği zaman her türlü kişi, eşya, araç, ev arama yapma yetkisini veriyor. Bir kere buna karşıyız. İkincisi, polisin herhangi bir kişiyi bir olay olacak ihtimaline binaen bulunduğu yerden uzaklaştırma, koruma altına alma ve onu bulunduğu yere sokmama gibi önlemleri almasına yetki veriyor. Şimdi biz o koruma altına almaların neler olduğunu biliyoruz. Götürecek izbe bir yere koruma altına aldım diyecek. Şuradan geçen bir insan belki hiç orada yapılan protesto gösterisiyle ilgisi olmasa bile hayır oradan geçmeyeceksin belki oraya katılacaksın diyecek. Yani keyfi uygulamalara inanılmaz bir alan açıyor. Türkiye'deki polisin sabıkasını da düşündüğümüz anda silah kullanma yetkisi mesela. Kendisi için, eşyası için veya çevreye zarar verecek, eşyalara, kişilere zarar verecek ihtimali olduğu anda polise silah kullanma yetkisi veriyor. Şimdi Gezi olaylarını bir düşünün. Kaç kişi öldü? Kaç kişinin gözü çıktı? 8000'in üzerinde insan yaralandı. Şimdi bu yasa yokken böyle davranan polisimiz bir de yasanın kendisine yetki vermesi üzerine çöp tenkesini devirdin, eşyaya zarar verdin, sapanla bilye atıyordun, silah kullanırsa. Ama 6-8 Ekim'de de hani bu nedenle yeterli olmadığı için yetkiler 50 kişi öldü deniyor. Efendim 6-8 Ekim olaylarında polisin her tür yetkisi varken niye müdahale etmedi? Niye hep kameralar? Var mıydı her türlü yetkisi? Elbette var. Orada bir olay oluyor, bir insan öldürülüyor veya bir insan camdan atılıyorsa polisin ona müdahale etme yetkisi Bingöl'de, yok mu? Bingöl'de Gezi'de yürüyüş yapanlara müdahale etme Bingöl'de yetkiniz oluyor da. 4 emniyetçiydi galiba şehit evet. oldu. O zaman başbakanın açıklaması vardı. Eğer savcılık izin verseydi Bingöl hadisesinde şüphe üzerine alınma ihtimali evet. olsaydı olay olmayacaktı. Olmayacaktı dedi o zaman mesela. Makul şüphe ifadesi olsaydı yasalarda o cinayetler işlenmeyecekti dedi o zaman. Şimdi ben şeyi soracağım. Tamam onları anladım. O zaman siz mesela şu maske takma kısmında bir problem yok o zaman. Şimdi bakın maske eskiden de yasaktı. Terörle mücadele kanununda, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda yine maske takmak, molotof atmak. İşi sadece de bir, şimdi son günlerde televizyonlarda izliyorum. Olayı getirip molotofa bağlanıyor. Molotof zaten yeteri kadar ağır cezalar alıyor. 10 yıla yakın ceza alıyor. Yargıtay bunu geniş yorumladı. Onun için hani molotofu engellemek için çıkardık demek doğru değil. Yüzü kapatmak o zaman da yasaktı. Sadece cezalar artırıldı. Cezalar 4 yıla kadar çıkarıldı. Yine hakim savcı izni almadan 48 siz saate kadar izinsiz dinleme yapabileceksiniz. Bir dakika, siz karşı mısınız? Yani karşı değilsiniz o zaman. Bu bir kısım maddelere karşıyız. Bir kısım maddeler. Örneğin bir polisin işte bu şekilde gözaltına alması ve işte ben, bu kaymakam güvenlik valinin güvenlik adına özgürlüklerin kısıtlanmasına karşıyım. İnsan haklarına aykırı olan her şeye karşı. Peki bu özgürlük, madde madde uzun özgürlük, bir madde var. Hukuka boğulmayın dedi. Notlarımı da almıştım. Yani uzun uzun maddeleri sayabilirim. Anlaşılır şekilde mesela hani konuşalım. Mesela ben dükkanımı açma özgürlüğümü kendim mi sağlayacağım? Hayır. Sizin dükkanınızı açma özgürlüğünüz var. Kimsenin şiddete başvurma özgürlüğü yok. O ayrı. Aha. Polis şiddete başvuran bir insana müdahale edebilir. Ama polis Türkiye'de normal yürüyüş yapan insanlara bile müdahale şimdi etmiştir. Ne zaman normal yürüyüş yapanlara söyleyeyim, niçin yıllardır 1 Mayıs'ta ne polis zaman müdahale etmez hiçbir olay olmaz. Pazar günü bakın Kadıköy'de yürüyüş yapıldı. Polis müdahale etmedi şimdi hiçbir olay olmadı. Diyarbakır'da az önce siz söylediniz hiç müdahale etmedi 50 kişi öldü. Ya etmesi gereken yerde etmiyor, evet, etmemesi Allah gereken Allah. Yerde ediyor. Bütün ki, sorun da bu. Etmeyince olay olmuyordu diyordunuz. Bakın diyorsunuz beyefendiciğim insanlar mesela oldu. Gezi'de yeşilini korumak istiyor. Geliyor bir hangi şekilde insanlar. Korumak? Sizin Gezi dediğiniz yerde benim evimi taşladılar. Benim evim yeşil mi ya? Olayların sonuna doğru gelmişti. Neden, bilmiyorum size de geçmiş olsun peki. Öyle bir olay ne? Olduğunda. Kemal ama insanlar orada protestolarını yaparken gidip çadırlarını yakarsanız insanlar
orayı artık çadırları kimin yaktığı da çıktı ortaya. Başlarlar. Çadırları kimin yaktığı da çıktı ortaya. Bakın geçen seneye zaten kadar 1 Mayıs'lar yasaktı. 1 Mayıs'ta bir şey mi oluyordu ya? Peki kim polis onu... Beyoğlu'nda 60 yaşındaki adamları tokatladı benim gözümün peki. önünde. Kemal Öztürk. Evet, isterseniz Kemal Bey'den önce ben... Ama bir çok bekledi. Birkaç cümle ifade edeyim ki belki Kemal Bey de o açıdan bir değerlendirme yapabilir. Çok kısaca şimdi o zaman. Çok kısa. Bu iç güvenlik yasa tasarısı Güneydoğu'daki olaylar için getirilmiştir deniliyor. Tespit şu. PKK terör örgütü dağdan indi, vergi alıyor, asker alıyor, efendim mahkeme kuruyor, orada hükümranlık haklarını kullanıyor ve dağdayken bu kişi eşkıya idi. Şehre, ile, ilçelere indi ve o yöre halkıyla sosyalleşti. Şimdi kimin terörist olduğunu bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bu tedbirlerden zaten engellenemez. Olağanüstü tedbirlere ihtiyaç var. Hayır, siz... Olağanüstü tedbirler de zaten gerek anayasamızda, Sayın gerek Bakalım, anayasamızda... Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz istiyoruz gerek zaten anayasamızda... suça bulaşmamışsa insin şehre. Suça bulaşmamışsa insin Abdurrahman şehre. Bir saniye. Hı hı. Gerek anayasamızda, gerekse asayişi sağlamaya yönelik iç mevzuatımız da var. Bu başka bir şey. Burada niyet başka diyorsunuz. Niyet başka, evet. Kemal Öztürk, niyet başka bir şey. O niyeti de ben ifade edeceğim. Öncelikle söylediniz ben... zaten polis devleti. Yok hayır, sürgün var burada. Efendim. Tamam, evet. Çok efendim, 1999'da bu İskele Sancak programı ilk yapıldığında ben de buranın editörüydüm. O yüzden benim için de güzel bir nostalji. İlk defa çıkıyorum İskele Sancak programı. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. İskele Sancak programlarının geleneğidir bu tartışmalar. Bir tane sorun görüyorum ben. O da muhalefetin özellikle gördüğüm sorunu. Sorunun bütünlüğünü hep kaçırarak bir konuya yaklaşıyorlar. Buradaki temel sorunumuz bizim güvenlik ve özgürlük paradoksunu çözememekte. Bu sadece bizim sorunumuz değil, bütün Avrupa'nın, Amerika'nın da sorunu. Yani özgürlüğümüz nerede bitiyor, güvenliğimiz nerede başlıyor, özgürlüğümüz ne zaman güvenliğimizi tehdit ediyor? Bu sorun çok kadim bir problem ve bütün Avrupa'nın tartıştığı bir problem. Benim kanaatim muhalefetin buradan başlayarak tartışmaya girmesi gerekirdi. Ben daha önceki muhalefet temsilcileriyle de tartışma programlarında gördüğüm şey o ki, filin kulağını tutup fil yumuşak bir dokudur diye ısrar etmesinden kaynaklanıyor. Çözüm olamamasının sebebi. Ya da filin ayağını tutup fil bir sütuna benziyor diye ısrarla bunu anlatmaya çalışıyor. Bence böyle çözemiyoruz sorunlarımızı. Başından beri de çözemiyoruz. Muhalefetin bir kanadı yetersizlikle suçlarken öbür kanadı dominant olmakla suçluyor hükümeti. Burada da bir çelişki var. Yani hayır, bir yetersizlikle tane muhalefet partisi yanlış anlaşılmasın var. İzleyenler. Biz yetersizlikle suçlamıyoruz. AKP PKK'ya karşı güvenlik yani açısından alması gereken PKK'ya tedbirleri karşı veya başka almıyor. Bir yere karşı bir güven, yani bir yetersizlik tartışması Sayın Kurt'un da ifade ettiği gibi 6-7 Aralık olaylarında çok ısrarca söylendi. Ekim olaylarında söylendi. Yani burada bir problem var. Yani biri filin ayağını tutmuş, biri de kulağını tutmuş. O yüzden sorun çözülemiyor. Şimdi bizim bir vatandaş olarak benim Gezi olaylarında ya da Kobani olayları sonrasında yaşanan olaylarda hayatım, çocuklarımın hayatım, can güvenliği ile ilgili endişelerim var. Şimdi sizler iktidara gelmiş olsaydınız elinde Molotov kokteylinden işte sopaya kadar yüzlerce insanın sokağa inip her yeri tahrip ettiği, arabaları yaktığı bir pozisyonla karşılaşsanız bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Soru bu aslında. Bu soru sizi de ilgilendiriyor. Çünkü bir gün iktidar olmaya adaysınız. AK Parti hükümeti diyor ki biz bu sorunu bu iç güvenlik yasasıyla çözeceğimizi düşünüyoruz. Sen bu iç güvenlik yasasını nereden çıkardın diyorsunuz. O da diyor ki Avrupa müktesebatından aldım aynısını. Şimdi burada ikinci bir muhalefetin çelişkili dönemi başlıyor. Önceleri Avrupa'da böyle bir şey yok. Bu ne biçim diktatöryel bir sistem diye eleştiriliyordu. Şimdi Avrupa müktesebatında Kemal Bey sürgün var mı? Ama bakın
Şimdi sürgün başbakan, Türk hukukundan ne zaman kalktı? Burada sürgün var. Şimdi başbakan da diyor ki, bu Avrupa Birliği müktesebatına aykırı bir şey varsa bana söyleyin, bunun üzerine tartışalım. Ben de zaten gelirken 3 tane önemli ülkenin şeylerini, güvenlikle ilgili konularını biraz araştırdım, onları çıkarıp getirdim. İnanın bana bunlar bizde yok şu anda. Daha fazla. Yani daha fazla baskıcı bir sistem var. Yani özellikle Almanya'da ve Amerika'da. Yani bizim şaşıracağımız, Türkiye'de gerçekleştiğinde kıyametin koparacağı polisin selayet hakları var. Olabilir yani. Mi ya? Olabilir mi Amerika'da, Türkiye'de olan olaylar? Adam 13 yaşında çocuk elinde oyuncak silahla tak tak kafasına vuruyor polisi. Amerika'da PKK olabilir mi? Almanya'da PKK olabilir. Aslında işte burada sorun tam da orada. Burada muhalefet bence daha dikkatli olması lazım. 13 yaşındaki çocukları polis vuruyor mu? Şimdi vuruyor. Vuruyor. Geçenlerde vurdu. Pardon. Çok özür dilerim. Ya özür dilerim. Aradan 15 gün geçmedi. Hatırlayın ya, parkın içerisinde vurdu çocuğu. Şimdi bizim bir şeye karar vermemiz lazım. Türkiye ne zaman İsveç olur diye hep soruyorlar bize. Yani ne zaman Suriye, Finlandiya olursa, Irak'ta efendim Danimarka olursa biz o zaman İsveç olabiliriz. Yani yanı başımızda iki tane savaşın yaşandığı bir ülkede, yabancı ülkelerin ülkemizin içerisinde cirit attığı, karıştırmak için cirit attığı bir ülkede, 40 yıldır terörle savaşan bir ülkede bizden İsveç gibi davranmamızı isteyenler var. İşte Norveç gibi olmamızı isteyenler var. Yani bu mantıklı değil. Fakat ben burada iki tane sorun görüyorum. Biri iktidara ait, diğeri de muhalefete ait. Muhalefetin, iktidarın bu kaygılarını en azından bazılarına olumlu cevap vermesi gerekir. Böyle çözülebilir sorun. Siz şimdi her şeye hayır deyince o da her şeye evet demek zorunda kalıyor. Yani ben bazı tartışmalarda kendimi de şaşırıyorum. Aslında ben çok demokrat yani olmak isterken sorunun kendisini çözersen ısrarla. Güvenliği de kalmaz. Ama yasası da kalmaz işte onu değil çözemiyorsunuz. Zaten olmuyor yani öyle. Aslında çözüyorsunuz. Yani sadece Kürt sorununa bağlamayın. Başka sorunları düşünün. Alevi sorunu da öyle. Şimdi şu anda üzerinde çalışan konu Alevi sorunu. Haklısınız. Size katılıyorum. Ya şimdi ben bir elektrik faturalarına itiraz için şurada bir toplantı yapsam polis gelip müdahale edebilir. Gaz sıkabilir. Ya Allah'tan yani korkmaz lazım hanımefendi. Ama Türkiye'de yapılan bütün yürüyüşlere müdahale edildi. Peki ben Kemal Öztürk'e bir soru daha sorayım. Yasalar ortada. 2002'den bu yana toplantı gösteri yürüyüşleriyle ilgili yapılan değişikliklerden, demokratikleşmelerden, dernek kurmalardan tutun da bütün o sürece kadar biz bu ülkenin hangi vatandaşlarıyız hanımefendi. Her seferinde polis müdahale etmiyor mu? Yani, geçen günü Birleşik Haziran Harekatı'ndaki çocuğu televizyon programına gelirken İzmir valisi ne dedi, gözaltına aldı. Çocuk ne demiş? Ne demiş çocuk? O çocuk ne demiş Cumhurbaşkanı'na? Ne dedi? Katil. Katil demiş. Niye bunu söylemiş? Niye katil demiş? İşte niye katil işte, niye katil diyor yani. Ahlaksızlıktan, ona öğreten adam ahlaksız, o çocuk değil. Ona, peki, onu yaptıran adam ahlaksız. Kemal Öztürk şu, peki şey vardı hani. Böyle bir, onlar da demedik. Faruk Bey direkt söyledi. Da. Tülay Hanım da o anlamda konuştu biraz. Yani burada niyet farklı burada. Şimdi Kemal Bey'in aslında çok güzel bir şeye temas ettiği güvenlikçi ve özgürlükçü nokta. Tabii kısa bir cevap hani siz diyorsunuz, o yüzden o soruyu buraya biraz aktarıyorum. Yani burada mesele memleketi bir polis devletine çevirmek, niyet Doğu, Güneydoğu'da güvenliği sağlamak değil, Batı'da, İstanbul'da, orada, burada ortaya çıkan toplumsal hadiseleri şiddetle bastırıp engellemek diyor Faruk Bey. Tülay Hanım da ya şu örneği vereyim, dün akşamki esnafa gaz sık, gaz sık diyen pozisyonu ama herkes da gördü. Ama hemen açığa alındı o tamam, şeyde. Açığa alındı ama anlayışı vurguluyoruz biz. Nasıl bir peki polis devletine şimdi döner bu ülke? Şimdi biz burada bu ülkede nereden geldik biliyor musunuz? Vallahi bakın biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bir karakolun önünden geçme cesaretimiz olmadığı bir alandan buraya geldik. Şimdi gaz sıkan polisi, gaz sıktıran polisi görevden alıyoruz. Ben bakın size bir anekdot anlatayım. Şimdi de karakoldan çıkamıyor polis canım. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Faruk abi biz bize, bak bu ülkeyi beraber yaşıyoruz. Bizim yaşımız tutuyor. Bunları yaşadık. Beraber yaşadık yani. Ben 2000 yılında Fransa'da Bastille Meydanı'nı gezeceğim. Bir lavaboya gitmek için bana bir sokak göster. Oraya giderken siren sesleri duydum. Bir koridordan yukarı fırlamışım. Arkadaşlar da beni arıyor. Ben de bekledim yukarıdan polis gitsin. Alışkanlık. Tamam mı? Yani Diyarbakır'da. Tabii alışkanlık yani diyorsun şimdi. Sonra polis geldi, ben de uzaktan seyrediyorum. Birini DTS nokta hedef aldı, başka kimseyi götürmedi, gitti. İndim, bana gülüyorlar, lan dedi, burası Türkiye mi?
Arkadaşlar sen kayboldun. Hiçbir şey değişmedi. Hala burası Türkiye mi diyorlar. Allah'tan korkun. Şimdi bakın cezaevi karakola gittiğiniz zaman sizi kameralar izliyor. İşkence yapamazsınız. Yapana biz bir yasa çıkardık biliyor musunuz? Dedik ki eğer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu cezalandırırsa bunu yapan kimse o öder. Hangi memur cesaret eder de siz ben gideyim. Siz daha Gezi'de ölen çocukların katillerini bulmadınız. Hala işkence yapılamadınız. Bireysel işkence oluyor. Yaygın değil. Şimdi kabul etmek lazım ki bir 20 yıl öncesi gibi yaygın durumda değil. Yani ama siz daha ölen çocukların katillerini bulamadınız. Bak size bir şey söyleyeyim. Bazı konularda eksiklikler olduğunu kabul ediyorum. Ben de onu kabul ediyorum. Ama elimizi vicdanımıza koyarak konuşacağız. Elbette burada yani o çocuklarla ilgili de yapılması gereken işler hala vardır. Ama biz neden yapılmaz? Eli kolu bağlanan birisi mi ki? Neden yapılmazı da söyleyeceğim size. Ama bizim geldiğimiz yerin dünkü bulunduğumuz yerle arasında bir uçurum olduğunu Allah aşkına kabul etmek lazım. Bir uçurum olduğunu. Bu insanlar bu ülkede devrim yaptı. 12 yıldır. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Uçurum, benim gibi bir adam asla bu devlete sahip çıkamazdı. 12 aklımızdan geçmezdi. Uçurum var da hakkında. Uçurum var da. Geçmezdi. Ben aslında niye, güvenlik meselesine dönmek istiyorum da şimdi, uçurum nerede? 17-25 Faruk abi ben bir şey söyleyeyim. Bakın biz nereden geldik? Nereden geldik? Yasalarda uçurum var. Şimdi o yolsuzluk operasyonu dediğiniz derin gladio operasyonudur. Oraya girelim konumuz. Işte. Yani daha önce çok derinle girelim yani. Oraya da girelim. Yani şimdi bütün bizim bu zaten şu anda sizin ifade ettiğiniz hani niye bulamıyoruz meselesi tamam, var ya. Biraz da o derin gladio operasyonlarıyla ilgilidir. Evet. Peki ben biraz orayla ilgilidir. İsim verin Kemal Öztürk'e sorumu alamadım. Ondan sonra size geleceğim. Buyurun. Şimdi efendim bizim ülkemizdeki yani bir gazeteci olarak izlediğimde muhalefetin hatasını söyledim. Bence kafası karışık muhalefetin ve fili tanımlayamıyor. Yani özgürlük ve güvenlik paradoksundaki meseleyi nasıl gördüğünü anlatamıyor bana göre muhalefet. Ve buradaki çözüm önerisini de söyleyemiyor. Yani şimdi her şey özgür olsun, her şey yapılsın. Peki adam elinde işte otobüs yakıyor, kan aracını anlaşıldı. Yakıyor. Yani kan aracını yakıyor, başka bir şey yapıyor. 50 tane insan ölüyor. Bunu nasıl çözeceğini muhalefetin de güzel bir şekilde anlatması lazım. Yani olmaz diyerek, özellikle CHP için söylüyorum bunu, kusura bakmayın. Olmaz diyerek muhalefet yapmamak lazım. Yapılmaz zaten. Her şeye olmaz diyerek bir muhalefet olmaması lazım. Ana muhalefetin özellikle olmaması lazım. Sizin bir önerinizin olması lazım. Var yasalarda var. Molotof'a ceza var. Yüz kapatmaya ceza var. Hayır, terör örgütüne desteğe ceza var. Terör örgütü üyesi olmaya ceza var. Daha neye ceza istiyorsunuz? Şimdi sizin bu güvenlik ve özgürlük paradoksuna bir önerinizin olması lazım. Ben sizin diyelim ki İçişleri Bakanısınız. Evet. Gezi olayları oldu. Evet. İçişleri Bakanısınız. Gezi olayları oldu. Taksim Meydanı'nda ağaç meselesi gündeme geldi. İnsanlar Taksim Meydanı'na topladı. Trafiği kilitledi. Ne yapacaksınız? Önce derim ki şurada trafiğe hafif bir yol açın. Hiç gaz sıktırmam. Açmadılar. Gece onların sabaha yakın kaldıkları çadırları da yaktırmam. Tamam. Coplarla da üstlerine tamam. Saldırmam. Trafiği açmadım. Sorunu da çözerim. Buraya topçu kışlası değil. Bu yeşil sizin yeşiliniz kalacak derim. Sorunu kökten çözerim. Çözemezsiniz. Sonra diyecekler ki 3. köprüyü yapmayacaksınız. Sonra diyecekler ki işte Marmara'yı yapmıyor. Size geliyorsunuz. İşte Marmara'yı kimse yapmayın derim. O hazırlayın. Gerçekten merak ediyorum. Merve bize darbe yaptı arkadaşlar ya. Ben çok merak hayret ediyorum. Hanımefendi özür dilerim. Buyurun. Yolu kapattı. Belediye otobüsünü yakıyor. Ne yapacaksınız? Beyefendi, bazen yolu da kapatabilir ama belediye otobüsünü yakamaz. Yaktı. Bu ülkede belediye otobüsünü Serap Eser'i öldüren kişinin İçişleri Bakanı MİT elemanı tamam olduğunu da, Tülay söyledi. Tamam da Tülay Hanım bir tanesi. Önce de bir tane, iki tane. Geçen günde Ocak ayındaki gazetelerde yazılı yani, PKK'li diye yakalanan çocuk ben MİT ajanıyım dedi hanım, ve serbest çok bıraktı. Çok basit bir soru. MİT elemanı değil gerçekten de eylem yapan birisi. Hayır, bir 250 tane cezası otobüs var, yakıldı. Cezası var ceza kanunu. Yani bir şey yapacaksınız demek ki. Bir şey tabii yapacaksınız demek. Tabii ki şiddet uygulayana otobüsü ama yakana siz, bakın, cezası var. Öyle bir var. Öyle bir muhalefet yapıyorsunuz ki hiçbir şey yapmayalım şeklinde oluyor. O zaman Bey, hali yani. Yasalardan Bey, evet var. Bey yani buyurun. Biz böyle lafı ağzına alan konuşacak mı? Oluyor yani sonuçta yapalım. Farklı görüşleri olunca bu kadar oluyor. Şimdi eğer izin verirseniz ben müdahale edilmeden birkaç başlık altında düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Kemal Bey'e teşekkür ederim. Ancak kendisine bir de sistemim var. Özgürlük ve güvenlik konusunu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı gerek gezi olaylarında gerek Ekim olaylarında geniş geniş Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında anlattı ve dedi ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne özgürlükten ne güvenlikten vazgeçmeyeceğini çok ayrıntılı bir şekilde ifade etti. Tabii onu dinlememiş olmasından kaynaklanan bir eleştiriyi Milliyetçi Hareket Partisi'ne yöneltti. Bu doğru değil. İşte biz de tam bu nedenle bu kanuna karşı çıkıyoruz. Tam bu nedenle. Bir ülkenin özgürlüklerinin korunabilmesi devletin özgürlük alanlarını sınırlamasına karşı olmalı bir. Yani vatandaşın, bireyin hak ve hürriyetini devlete karşı korumak. Ama en az bunun kadar terör örgütlerinin can, mal, güvenliğini ortadan kaldıran silahıyla her an her şeyi yapabilecek terör örgütlerine karşı vatandaşın özgürlüklerini korumak. Şimdi bu kapsam içerisinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK'nın yerleştiği yerlerde artık PKK'lıyı tanıyamıyorsun. Bunun müsebbibi AKP'nin açılım adı altındaki safsatasıdır. Sonuç itibariyle Türkiye'de şu yasa ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde milli hakimiyeti, devletin hakimiyetini ortadan kaldırmış terör örgütüne Allah aşkına ne yapacaksınız? Bu onun için getirilmiş bir tasar değil. Onun için getirilmiş olsaydı, olağanüstü bir durum var. Olağanüstü hallerde vatandaşın can ve mal güvenliği nasıl korunur ise bunu anayasa gösteriyor. İş güvenlik mevzuatımız bunu gösteriyor. Bunu koruması lazım. Ancak koruyamaz. Niçin koruyamaz? Çünkü Oslo'da taahhütleri var. Aman çözüm süreci zarar görmesin. Ne kardeşim bu çözüm süreci? Bilen yok. Bilen 5 kişi. Biliyorsa Abdurrahman Bey açıklasın. Ama çok çok İçinde. Biliyorsa Kemal Bey açıklasın. Hayır kimse bilmiyor. Ben iddia ediyorum. Altıncı kişiyi bulduk. Sayın Bakanım vallahi biliyorum. Bir dakika efendim. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biliyorsanız anlatın bize. Tahminler ile işin çözüm bulmaya çalışıyorum. Genel ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Vallahi biliyorum ama, Sayın Bakanım. Efendim? Vallahi biliyorum yani bak. Biliyor musun? Yemin vallahi biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum vallahi biliyorum. Evet. Buyur anlat o zaman biz de. Ya ben defalarca anlattım buradan. Bakın ama bir dakika dur. Benim sözüm bitsin ondan tamam, sonra peki. Sıra gelince sanatın. Şimdi bu tasarı içerisinde gelenlere bakın. Bu PKK, Güneydoğu'daki PKK'ya nasıl çözüm getirecek? Ben birkaç tane örnek vereceğim uzatmadan. Asıl mesele tabii PKK'nın olmadığı 3 sayın katılımcının konuşmalarından Gezi'ye yöneldiği ortaya çıkıyor. Evet. Bu tasarının Gezi'ye yöneldiği ortaya çıkıyor. Ya da Gezi benzeri olaylara yöneldiği ortaya çıkarıyor. Şimdi bu tasarıda kimin vicdanı el verecek? Şu söylediklerimde. Polis makul şüphe ile bir kişi hakkında koruma altına alma yetkisi elde ediyor. Bu ne demek? Alıp bir yere götürebilecek demektir. Issız bir anne. Şimdi koruma nasıl olur? Koruma. Issız bir anne. Bir saniye efendim benim sözümü kesmeyin. Koruma nedir? Hepimiz Allah biliriz korumayı. Koruma hukukumuzda hakim kararıyla olur. Çünkü korumaya aldığın kişi artık hak ve hürriyetlerini koruyamayan kişi. Adam gidiyor adam öldürecek mesela. Önceden bir istihbarata ulaşıyorsun. Böyle bir risk o var. O öldürecek kişiyi koruma altına alıyor burada. Tamam. Öldürecek yani toplantıya katılacak yani şüpheli kişiyi. Bunun adı alıp yere götürmektir. Bunun eski hukukumuzda adı da sürgündür. Diğer nereye taraftan yani alıp? Sürgündür. Başka bir yere götürebilir diyor tasarıdan ve gerekçesi. Sürgün başka bir şimdi, yapar Sayın Bakanım ya Allah aşkına. Yani şimdi, kavramlar niye böyle ya? Efendim? Sürgün başka bir şey. Sürgün nasıl bir sürgün ya? Sürgün adam başka bir yerde yaşamaya mahkum yani, edersin. Yani, siz böyle söyleyince öyle olmuyor. Tasarının ikinci maddesi bunu ortaya koyuyor. Aç bir daha oku. Evet. Devam ediyoruz. Fişlemenin yeni usulü. Boyalı su. Tasarının gerekçesini okuyayım mı sen? Gerektiğinde diyor. Bu tür olaylara karışan kişileri tespit etmek üzere. Bu fişlemeden. Bu kişinin toplantı gösteri yürüyüşüne katılmış olması suç işlediğine işaret midir? Hayır o da taş atılmışsa. O taş efendim böyle orada suç işleyen vardır, işlemeyen de vardır. Etsin. Suyu sıktığın zaman suya emir verip de fail olan suç işleyene git diyemezsin. Orada masum kişiler de vardır. Bir de masum kişiyi de fişlemek de zaten o kamera kayıtları evet, incelenir. Benim sözümü kesmeyin de. Devam ediyoruz. Şimdi silah bulundurmanın cezası nedir? Tabanca bulundurmanın. Bir yıl değil mi? Bir yıl.
Bu tasarıda sapan bulundurmanın cezası 2,5 yıl. 4 yıl bir de. En az 2,5'tan 4 yıla kadar. Evet. Ama bunlar demek ki oraya yönelik hazırlanmış yani. Elbette Doğu Güneydoğu'ya çocuklar taş atıyor falan diye. Bakın şu evet doğrudan Batı ülkelerinin bazılarında yani Taksim Meydanı'nda kolluk gücünün gözaltına alma yetkisi vardır. Ama oradaki kolluk gücü başka bir kolluk gücü. Bizimki gibi değil. Bizdekine nasıl bir böyle çarpık bir söylem ile bir kılıf bulunuyor? Mülki amirin görevlendireceği. Ya, Sayın Bakanım, bizim bu gezi olaylar tartışıldıktan sonra değil. Almanya'da olaylar oldu. Oradaki polisin görüntülerini hatırlayın ya Allah aşkına. Ferguson eylemleri vardı oldu, Amerika'da. Onları hatırlayın. Yani şimdi niye tamam, böyle? Kötü örnek bir de iyi olayları hatırlayın Batı'daki. Dolayısıyla bu Türkiye'de sosyal kutuplaşma nedeni ile ortaya çıkan dağınıklık emniyet güçlerine de yansımıştır. Valiye denilecek ki şu kişiyi yetkili kıl. Bu valinin, mülki amirin yetkisi kılıfına büründürülmüş bir yandaş polise gözaltına alma yetkisi şüphesi doğuruyor bizde. Çünkü yaşanan olaylar bizi o noktaya götürmektedir. Şimdi bir başkası 16. maddesi. Kamu düzeninin sağlanması ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla vali tarafından alınacak tedbirlere uymamaya cezai yaptırım getiriliyor. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Bana hatırlatıyor. Sıkı yönetim komutanının emirlerine riayet etmeyene verilecek ceza. Şeye mi götürüyor yani bu iş böyle sıkı yönetim? Sıkı yönetim bildirilerine. O kadar evet. İleri mi? Evet. Noktaya mı götürecek evet. Türkiye'yi? Evet. Bu sıkı yönetim yapacaksan sıkı yönetim ilan et kardeşim. Doğal evet. Bir OHAL veya sıkı yönetim hali. Doğal bir OHAL ve sıkı yönetim hali. Şimdi bunları uzatabiliriz. Bir şey yapalım. Evet. Epey bir ortaya attınız zaten. Biraz üzerinden bu gidelim. Bu yasa tasarısı. Bir husus ben enteresan yer ediyorum. Var. Tekrar ediyorum. Güneydoğu'da PKK'nın yapmış olduğu, işlemiş olduğu suçları önleme amacına yönelik yani değil. Aksine 7 Haziran tarihine kadar seçimler nedeniyle oluşabilecek tepkileri, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini bastırabilmek ve muhalefetin hareket alanını daraltarak özgürlükleri kısıtlama. Kemal Bey'in sözüne geldik. Özgürlükleri sokakta mı kısıtlama. Hareket alanı arıyor. Onu anlamadım ben. Evet. Peki. Şimdi bakın toparlıyorum. Sayın Bakanım. Şimdi Kemal Bey demişti ki, bir dakika efendim sizin sorunuza sonra geldim. Kemal Bey demişti ki, güvenlikçi anlayışı ile özgürlükçü anlayış. Güvenlikçi anlayışı yerine getirmiyor AKP. Vatandaşın güvenliğini terör örgütüne karşı Güneydoğu'da gereğini yerine getirmiyor. Dönüyor, seçimlerde oluşabilecek mitinglerde veya diğer toplu gösterilerde ortaya çıkabilecek AKP muhalifi bir sinerjiyi korkuyla bastırabilmek için bir takım aşırı yetkiler veriyor. Bu da vatandaşın demokratik nefes alma alanını kapatmaktadır. Peki. Özgürlükleri sınırlayan, temel hak ve hürriyetleri peki. Sınırlayan. Devam edeceğiz Faruk Bey. Biraz süre kullanımını da adil sağlamam lazım. Siz, Abdurrahman Bey herhalde benden şey sonra gelecek. Bir cümle ekleyeceğim sonra. Şununla tamam. Enteresan geldi bana da. Şimdi polis ve jandarma kişileri 48 saat hakim izni olmadan dinleyebilecek. Ama hakim izni almak için de Ankara'da bir hakim tespit edilecek ve Ankara'daki o hakimden izin alınacak. O da muhtemelen iktidarın belirlediği, atadığı bir hakim olacak. Çok, eskiden evet. Diyelim ki İstanbul'da dinleniyor. İstanbul'da kim nöbetçi ise, kimin belli olduğu, nöbetçi olduğu belli olmadığına göre değişik hakimlerden izin alınır veya alınmazdı. Böyle bir ama şüphe şimdi, mi? Şüphe. Şimdi bir tek kişiden alınır, o da Ankara'daki hakimdir dersen belli ki benim güdümümdeki bir yargıç oraya olacak. Benim istediğim bütün dinleme kararları verilecek anlamındadır. Bu yasanın bir de sadece güvenlikle ilgili değil, polislerin sicilleriyle ilgili, sahil güvenliğin siciliyle ilgili falan birçok maddeleri var. Vatandaşlıkla ilgili maddeleri var. Kişilerin işte el ayalarının belirtilmesi, damarlarının göz karakterinin mi diyeyim, onların tespiti, vatandaşlığı alınacak insanların ahlaklı olup olmadığına karar vermek gibi birçok
bizim kabul etmediğimiz maddeleri de var. Yani sadece polis meselesi değil. Çok teknik detaya girmeden şu kadar söyleyeyim. Hükümet diyor ki, başbakan diyor ki arkadaş biz bunu mecliste tartışacağız. Tartıştığımız zaman bizim Avrupa Birliği... Başbakan tartışacağız demiyor. Çıkacak diyor. Yok, varsa itirazlarını söyleyin diyor. Söylüyoruz işte. Diyor ki Avrupa Birliği müktesebatına aykırı hangi madde varsa çıkaracağız. Anlaştık mı? Avrupa'dan daha fazlasını verin diyorsanız bilmiyorum. Avrupa'nın hangi ülkesiyle? Almanya ile mi kıyaslayacaksınız? Finlandiya ile mi? Tamam, veya İsveç'le mi? Size hangisi lazım onu söyleyin. Bize İsveç lazım. Finlandiya lazım. O zaman senin dediği gibi siz komşuları da bir ayarlayın. Bize İsveç ve Finlandiya lazım. Gelsin. Dolayısıyla bakın orada, burada rahat olun. Yani hükümetin bu konuda bir kararlılığı var. Diyor ki ben Avrupa Birliği müktesebatının dışında adım atmayacağım. Siz bunu zaten mecliste tartışacaksınız. Dolayısıyla burada tartışıldığı zaman eğer burada bir aykırı bir şey varsa hükümet bunu yapıyorsa kendi sözünü yiyor demektir. Sayın Başbakan'ın siyasi iradesi yeterli değil. Müsaade edin. Sayın Cumhurbaşkanı istiyor. Sayın Bakanım izninizle bitireyim. Bunu hazırlayan anayasacı arkadaşlar, yasacı arkadaşlar da bunu söyledi. Biz bunları çıkarırken dediler ki biz tamamını Avrupa Birliği müktesebatıyla birlikte inceledik. Bunlar da mecliste tartışırken hep beraber görüyoruz. Kimin sözünde durup kimin durmadığını hep beraber devam ediyor. Bir cümle söyleyeceğim. Bu yasalardan önce bile biz Avrupa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde en çok mahkum edilen ülkesiyken bu yasadan ne hale geleceğiz? Hangi suçlara ilişkin mahkum? Eski suçlara ilişkin. Güvenlikle ilgili. Ama polisin yaptığı, jandarmanın eski yaptığı, devletin yaptığı bütün konularda mahkum ediliyor, o süreçte tazminat eski suçlar, tamam mı? Şimdi başka bir şey söyleyeyim size. Benim anlamadığım şey şu. Mesela muhalefet diyor ki bunu bizim için çıkarıyor miting. Ya böyle bir şeyi nasıl düşünebiliyorsunuz onu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi muhalefet sokakta eylem yapmaya mı hazırlanıyor? Yani bu mu? Toplantı, gösteri ve yürüyüşü yapacak. Siz toplantı, gösteri ve yürüyüşünü o hale gezi böyle bir şey değil ama değil mi? Toplantı, gösteri, yürüyüşünü şüpheliler... Işte, daha pazar günü Kadıköy'de oldu. Hiçbir sorun çıkmadı ama o... Yani demokratik çerçevede olan gösterilerle kimsenin derdi yok ki. Elbette olmaması lazım. Yani işte pazar günü yapıldı. 9 tane seçim olmuş, 900 tane de miting olmuş. Bugüne kadar hangi muhalefet partisinin mitingine müdahale edilmiş? Böyle bir şey var mı ya? Evet. Dolayısıyla sizin hareket alanınızdan kastınız şuysa, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki direnme hakkımızı kullanacağız. Sadece parti mitingleri diye direnme düşünmeyin. Hakkını, elbette herkesin vardır ama senin direnme hakkın bana saldırma hakkın olarak kafandaysa kusura bakma ben de karşılık veririm sana. Birey olarak söyleyeyim, devlet olarak söylemiyorum. Yok, Tülay Hanım'a bakarak söyleyeyim. Yok, yani ben söylüyorum. Evime taş atana ben mukavemet ederim. Cumhuriyet Halk Partililer taş atmayı veya şiddeti hiçbir zaman savunmadılar. Yani, sizin evinize de taş atmazlar merak etmeyin. Size de taş atıldığında göğüslerini siper ederler. Yani atarlarsa ben de direnirim. Ben de direnirim onlara karşı. Dolayısıyla şimdi burada bu direnme hakkı dediğiniz nedir? Mitingini yapıyorsun, sloganını atıyorsun. Her gün televizyonlarda konuşuyorsun. Zaten muhalefetini yapıyorsun. Kılıçdaroğlu bir dakika, Cumhurbaşkanı... Hangi bir dakika? Gelin şu kanalların bir listesini çıkarın bakalım. Kaç tane yandaş kanal var, kaç tane anti yandaş kanal var? Bir çıkaralım. Neyse tabii. Şimdi medya o kısma girmeyelim. Ben bir çelişkiyi ısrarla üzerinde durmaya çalışıyorum. Yani yasa... Beyefendinin söylediği batıdaki olaylara... Yani doğu batı diye ayırmıyorum. Yani, ben sadece terör örgütünün hakim olduğu yerlerde vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için eldeki yasal yetkiyi AKP hükümeti kullanmıyor. Eğer eldeki yasal yetkiyi kullanmış olsa buna gerek yok. Biz vatandaşın özgürlük alanını daralttığı için karşı orada size kısmen hak veriyorum. Ben bunu yerel yetkililerle de görüştüm. Tamamen hak ver anlaşalım bitsin. Başka konuya geçelim. Ama sizin mesela hani diyor ya hak sözle batıl murat. Sizin pozisyonunuz olduğu için bazen hak şeyleri söylerken arkasında batıl muratlar ekleniyor. Onun için okul tamamına katılamıyoruz. Şimdi olay şu. Ben oradaki yerel yetkililerle de konuştum. Diyor ki ya önümüzde diyor çoluk çocuk var. Müdahale etsen birinin canı yanacak. Biri bir arada yani fark etmediğimizde polisin içerisinde de provokatör olabilir. Onu da bazen bilemiyoruz. Biz bazen bazı şeyleri hani o çoluk çocuk önde... Bilanço daha da ağırlaşabiliyor. Tabii. Yani bir sert onu absorbe etmek durumunda kalıyoruz diyor. Çünkü diyoruz biraz bir şekilde sükunetle ve gazla geçiştirirsek belki bir çoluk çocuğun canı. Çünkü birileri çocukların canını yakmak istiyor. Bizim elimizle yakmak istiyor ve bizi karşı karşıya getiriyor. Cizre'de 12 yaşındaki çocuk gitti. İşte, tamam, 6-8 Ekim'le ilgili söylüyor da. Yani mesela hiçbir şekilde etkili sert bir müdahale olsaydı halde, şey daha da artabilirdi. Kullanmama emri olduğu bilanço. Halde değil mi? Diyor polisin içinde de kontrol. İşte görüyorsunuz bugün yaşanan olayları. Van'da yaşanan olayı gördünüz. Adam
arabayı içiyor şeyin içerisine evet. Yani. Arkadaşlar yani şimdi yaşadığınız coğrafyanın da böyle bir özelliği var. Bundan da farkında olmasın. Kemal Öztürk. Benim sözümü muhalefet değil de Abdurrahman Bey daha çok kesiyor yani. Burada bir tuhaflık var. Kemal Bey bize çakmıyorsun. Eğer çak da bir görelim bakalım. Tam söyleyecektim, kestiniz. Benim iktidarı olan eleştirim de bu yasayı ve diğer yasaların iletişimini sağlıklı yapmadığına yönelik benim de eleştirilerim var. Yani bunu niye çıkardığını, nasıl yapacağını, ne olacağını sağlıklı bir şekilde hem topluma hem muhalefete anlatmadığı yönünde benim eleştirilerim var. Belli ama kaç madde olduğu, hangi taslakların, madde sayısı değil yani. Bunun felsefesini anlatmak lazım. Ben 6-7 Ekim olaylarında ölen 50 insanla ilgili çok büyük kaygı duydum. Çok yani, doğru. Sokakta insanların yaşamasından, işte evin çatısından bir genç çocuğun yere atılıp taşla kafasının ezilmesine kadar çok kaygı duydum. Ama ben aynı şekilde Gezi olaylarında da çok kaygı duydum. Hı. O da doğru. Benim bulunduğum sokağın taşlarla perişan edildi, binalar yakıldı. Ankara'da oturduğum ev çocuğumla oraya giderken büyük bir saldırıya uğradı. Şimdi ben bundan da endişe duyuyorum. O yüzden sokak güvenliğini ve can güvenliğini ayırmamak lazım. Kesinlikle. Doğu ile Batı arasında da ayırmamak lazım. Her ikisinde de sorun var. Her ikisinde de sorun olduğu için bu yasayı çıkarmak istiyor hükümet. Siz bu yasayla ilgili hükümetin elinde yeterli güç var diyorsanız, hükümet niye yeni yasa çıkarsın, seçimlerden önce çıkarsın da daha da sıkıntıya, tartışmalara neden olsun? Yeterli bir sorun sıkıntısı var hükümetin. Şimdi hanımefendinin söylediği şeylerin her ülkeyle ilgili örnek verebilirim size. İngiltere ile ilgili, Fransa ile ilgili, Almanya ile ilgili, Amerika ile ilgili. Türkiye'den daha fazla yetkilere sahip. Yani mesele bir diktatörlük sistemi kurulacak, seçimler öncesi kapatılacak, kimseyi konuşturmayacak meselesi değil. Mesele ülkede gösteri yapmak isteyenlerin şiddete başvurması ve polisin de bunu bastırması ile ilgili bir sorun var. Bu sorunu çözmek için de hükümetin bir önerisi var. Bunu tartışmak lazım. Siz parlamenter olarak parlamentoda bunu komisyonlarda tartışacaksınız, itirazlarını söyleyeceksiniz. Ama meseleyi getirip diktatörlük meselesine bağladığınızda, efendim seçimlerden önce muhalefetin miting yapmasına engel olmaya bağladığınızda, ısrarla filin bir küçük ayağına bağladığınızda çözemiyoruz evet, o zaman sorunu. Peki, hangi masaya, hangi yasa yetersiz? Bu arada size gelen mesela İsveç'te yaşayanlar diyor ki ya Tülay Hanımlar bir buraya gelse buradaki polisi buradan görse tanımıyorlar. Derhal davet ederlerse giderim. Hangi yasa yetersiz? Açın polis vazife selayetleri kanunu, açın terörle mücadele kanununu, açın ceza kanununu. Her eylemin karşılığı ağır burada cezalar Kemal var. Kemal Bey diyor ki burada gösteriler yapılıyor, mitingler yapılıyor. Özgürlük ve güvenlik dengesi de o gösterilerin, o demokratik hakkın şiddete dönüşmesini engellemek. Karşılığında ceza var. Yok hali işte. Hazır var. Efendim ceza, şimdi, işte ceza kanunları Molotov'la burada. Molotov'la ilgili söylüyorsunuz da Molotov'la birinin ölümüne sebebiyet verdiğinizde o cezalar alınıyor. Hayır, hayır. Molotov'u bulunduran, Molotov'u bulunduran 10 yıl ceza alıyor. Tabii. Birinin ölümüne neden İyi olursa alıyor. Abdurrahman Bey'dir. İşte. Evet. Tamam bir şey demiyoruz. Kanunlar var. Adam Molotov'u elinde bulundurup yani attın 10 yıl ceza alırsın. Peki bir ara vereyim müsaadenizle. Ama Kemal Bey'in eleştirisi boşta kalmasın diye birkaç cümle ilave edeyim. Çok kısaca lütfen. Dediniz ki Kemal Bey muhalefet bunları otursun konuşsun. Tamam biz oturuyoruz. Da AKP'nin parmaklarına gücümüz yetmiyor. O zaman parlamenter sistemi tartışalım. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Meseleyi AKP çoğunlukçu demokrasi açısından ele alıyor, çoğulcu demokrasi açısından almıyor. Meseleyi AKP matematik açısından ele alıyor, mantık açısından almıyor. Şimdi şu tasarının. Ben de katıldım komisyonuna, arkadaşlarımız alt komisyonda vesaire. O kadar olumlu katkılar bulundu ki bu katkıları bazı muhalefet milletvekilleri de haklısın öyle yapalım diyorlar. Arkadan bir telefon geliyor, kaldır parmağı, indir parmağı. O çoğunlukçu, mantıklı anlayış yerine çoğunluk esasını kabul eden matematik hükmediyor. Bakanım, ve biz bunu parmakmatik bir demokrasi olarak görüyoruz. Eğer AKP böyle yapmış olsaydı, şunu yapmış olsaydı,
Burada daha rahat tartışabilirdik. Bu kanun tasarısı çıkmadan önce Bakanlar Kurulu'ndan bir geliyor. Evet. İlgili birimlerin bir görüşünü al kardeşim. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, efendim, yani bu konuyla ilgili olan herkesin bir görüşünü al. Peki. O görüşleri ekle bunun altına. Böyle gelir. Kanun tasarısı böyle yapar. Evet. Ara veriyoruz. Muhalefete gönder. Yeteri kadar inceleme fırsatı tanı. Ara veriyoruz. Dönüşte birlikteyiz. Devam edeceğiz yine. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bu bölümde biraz seçimlere gidiyoruz ve bu kutuplaşma meselesi hiç gündemden düşmeyen bir konu. Geçenlerde Sayın Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısının bir açıklaması oldu. Dedi ki %50 oy alıyoruz ama %50 de bizden nefret ediyor. Siyaseti biz yumuşatmalıyız dedi Sayın Bülent Arınç. Biraz buradan gidelim. Mesela siz Tülay Hanım çok korkuyor musunuz böyle böyle bir gidişat nereye diye, öyle bir hissiyat içinde misiniz? Sizin programlarınıza katıldığımda da aynı cümleyi söylemiştim. Ben endişeli demokratlardanım. Tabii ki bu iktidarın baskıcı davranışlarından, Türkiye'nin daha muhafazakar bir ülkeye doğru gittiğinden endişeleniyorum. Siz nefret mi ediyorsunuz? Ben kimseden nefret etmem. Nefret suçuna da karşı olduğum için nefret değil ama şiddetle karşı olayım diyeyim. Siz nefret ediyor musunuz Faruk Bey? Tabii yoksa nefret maalesef. Çok negatif bir söylem. Fakat bu Sayın Arınç'ın ifade ettiği şekilde bir gerçek. Yani toplumda kutuplaşma çok yoğun bir şekilde arttı. Ve bu kutuplaşmada insanlar oturup aklı selim ile karşıdaki ne söylüyor, ben ne söylüyorum, bizim bir ortak noktamız yok mu sorusunu cevap olarak arayamıyor, bulamıyor. Dolayısıyla bu kutuplaşma Türkiye'yi kamplaşmaya götürüyor. Kamplaşma bir alanda olmuyor. Dikkat edin, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan iken, şimdi de öyle gerçi, hep karşısına bir kitleyi kuruyor. Bir gün bir kitleyi alıyor, diğer gün bir başka kitleyi alıyor ve onları külliyen sıfırlayacak, yok sayacak şekilde ağzına gelen her şeyi peki söylüyor. Peki ama şöyle bir şey var Faruk Bey. Şimdi bu, bir taraftan otoriterleşiyor, diktatörleşiyor, işte, tek adam. Sonra o tek adam denilen kişiye de herkes istediğini söyleyebiliyor. Denmedik laf bırakılmıyor. Ne söyleniyor? Hakaret her... Hayır efendim, hepsini ben şu an... Eski milletvekilini hakaret etti diye tutukluyorsunuz ki Türkiye'de hakaretten tutuklanan kaç kişi vardır merak ediyorum. O kadar büyük bir hakaret ki o, yani bir de siz hani ailesine, eşine yönelik dava mesela o eski gazetecileri işinden attırıyorsun. Herkese tazminat davaları açıyorsun. Tarafsız olman gerekirken bulunduğun makam gereği Cumhurbaşkanı mesela olarak. Mesela o eski bir milletvekili için... dediğiniz, ben şu an edep ediyorum yani o yazdığı tweetleri. Burada dillendirmekten, hatırlatmaktan yani hatta... O çok haddini sınırlarını çok aşmış bir... Çok yani edep dışı bir şeydi o mesela. Ama o bile yani söylenebilirdi veya başka hani... Adamı savunduğumdan değil, tanımam bilmem. Ama Türkiye'de mahkemesi biter, cezasını alır ve tutuklanır. Tutuklama belli durumlarda yapılan bir olaydır. Kaçma ihtimali olacak, delilleri karartma ihtimali olacak. Siz o tweetleri hatırlıyor musunuz? Basında yazdığı tweetleri bazılarını okudum. Bazılarını yani ben yazmadım diye beyanatını okudum. Bunlar benim yazdıklarım değildir dediğini. Işler, tabii ki kimsenin kimseye hakaret ve küfür etmesini istemem. Ama şimdi bizim Diyarbakırlar'da şöyle bir adet var. Şimdi birisi senin anana avrana girdiği zaman sen de onu öyle yapınca rahatlamazsın. Hayır, başka böyle şey yapılsın demiyorum. Ama siz neden korkuyorsunuz? Ve söylüyorum. Evet. Şimdi siz... Geleceğim. Basında işte Hasan Cemal'inden Derya Sazan'a, Emin Çölaşan'ından, bakın orada ismini problem, bilmediğim problem, bir yıl Türkiye'deki kişiye, medyanın patronların, iş adamlarının elinde olmasıyla ilgili peki bir problemdir. O patronların üzerine siz vergicileri gönderir, ağır vergi cezalarını ya kestirirseniz... Sizin o patronlar dediğiniz bu ülkede darbe yapmış. Sizin o patronlar dediğiniz bu ülkede başbakanları pijamayla karşılamış. Siz o patronları siz boşa mı sayıyorsunuz? Peki öyle, o yandaş gazetecilerin, gazetelerin patronları iş kaç adamı tane değil mi?
Diyorum ki, onların kapısından bir tamam tek vergici içeriye tamam, girdi tamam mi? Tamam da ben de bir şey söyleyeyim, girmiştir tabii ki. Hiçbirine girmemiştir. Suç duyurusunda ağır vergi cezalarıyla bakın, karşılaştılar mı? Suç duyurusunda bulunun, hepsine girer. Hiç merak etmeyin. Kimden şüpheniz varsa suç girdiklerine kimse var. Suç duyurusunda girersiniz tabii, siz hepsine bakın, eğer bir şüpheniz varsa. Patronları bakın, bir vergi şey topasıyla korkutur. Hangi ama varsa takım vergi kaçırmışsa da bunun takibi bir dakika ya, adam sizin hangi patronundan bahsediyorsunuz? Mahkemesi karar vermiş ona vergi yani. Vergi kaçırdığından hangi patronlardan değil. Kimden bahsediyorsunuz onu küçücük, tek tek ele almak lazım. Küçücük usulsüz bir şeyden büyük vergi cezaları kestirebilirsiniz. Kesinlikle ama vergi mahkemesi. Ya Ala Fatihleri unuttuk mu arkadaşlar? Ya hiç alakası yok. Açıp Ala Fatihler sizin bahsettiğiniz o iyi dediğiniz gazete medyaları ağlıyor, bu ülkede hükümetleri devrettiğini bak bir şey söyleyeyim Tülay Hanım. Gerçekçi olalım. Sizin eğer bugün bir kısım hani yandaş diyorsunuz ya, hı hı, bu toplumun oy verdiği insanları savunan yandaş medya olmasaydı bu öbür medya var ya gene bu ülkenin var ya dibini satmıştı, dibini. Hangi Allah yüzümüze baktı da Allah yüzümüze bakın Tülay Hanım, Allah yüzümüze baktı da bunları dengeleyen. Bunları dengeleyen böyle bir de milletin yandaşı olan medya var, biliyor musunuz? Milletin %50 oy verdiği ne insanların yanında var olan. Eğer onların olmadığı zamanlarda 411 değil, el bakın. AKP'nin yandaşı. Ne dedi biliyor musunuz o medya? 411 el kaosa kalktı dedi. Bu kadar ahlaksızca, bu kadar alçakça, bu kadar milletin iradesine haince saldıracak kadar hemen medya şeyini hemen girmeyelim. Tamam böyle. Şimdi medyanın dışında. Bu. Sayın Cumhurbaşkanı şey konusunda yani o vergi dediniz de orada bir açıklama ihtiyacı var. Benim ona vergi mahkemeleri işte karar verdi. Ondan sonra o medya grubu yani, zaten o vergi cezasını o medya olmasaydı belli bir af getirdikten sonra o medya olmasa bunun tam anlamı şu. Taşları bağlayıp köpekleri salmaktır. Bunu çok sevdiğim bir atasözdür. Gerçekten de bunu birçok yapıyor. Başka şeyler de var. Sadece vergi olarak düşünmeyin. Şimdi sizi eleştiren herkese yüksek miktarda tazminat davaları açıyorsunuz. İşe girmek için ya AKP'li ilçe örgütlerine üye olacaksınız yahut da çok AKP'li yakınınız olacak. Ya KPSS diye Halit bir şey var ama açıklamıştı. Allah aşkına torpilli lütfen işe alınanların durumu. Lütfen ama ya. Şimdi artı, o konu tartışıldı. Bunların böyle olmadığı Türkiye'de ortaya. Mesela o 19. Eğitim Şurası'nda çıkan tavsiye kararları bile o din dersinin 1, 2, 3. sınıflara bile zorunlu hale getirilmesini tavsiye etmek bile yavaş yavaş Türkiye'yi muhafazakar bir ülke haline getirmeye başladınız. Siz bundan şey yapıyorsunuz, tabii, endişeleniyorsunuz. Ben muhafazakar bir ülkede değil, özgür insanların istediği gibi davranabileceği, kılığına, kıyafetine karışılmayacağı bir ülkede yaşamak istiyorum. Muhafazakarlık özgürlük arasında çelişki yoktur ama Tülay Hanım. Peki, bana bir soru sordu. Buyurun, o soruyu anlatırken onu kullandım. Sohbet bir aydır farklı yerlere gitti. Soru şuydu, bir nefret söylemi var, siz korkuyor musunuz? Evet. Allah'a şükür ben kendimden korkmuyorum. Ama çocuklarımdan korkuyorum. Ailemden korkuyorum. Temsil ettiğim siyasi partinin insanların başına gelebilecek belalardan korkuyorum. Şimdi bunların böyle sen dedin ben dedin değil de objektif olarak tespitlerini yapa yapa gidelim. AKP'liler diyeyim artık ben, kişiselleştirmeyeyim. Ya da AKP'nin yetkilileri, etkilileri. İnanç temelinde toplumu dilimlere ayırıyor. Örnek Aleviler diyor. Ve kötü diyor. Örnek. Kim dedi bunu? Temel, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Nasıl kötüledi yani? Yani Aleviler dedi, aşağıladı. Siz onun mezhebini biliyor musunuz, biliyor musunuz dedi. Millet de yuh çekmeye başladı. Benim sözümü kesmeyin. Affedersiniz yani. Yani bu, nedir bu diye inanç sordu. Bazında bir ayrımcılık yapılıyor. İki, etnik bazda ayrımcılık yapıyor. Vallahi yapılıyor. Sayın Bakanım ben hayranlıkla izliyorum. Siz bunları yapmamayı savunuyorsunuz. Bana çok mutluluk veriyor. Hakikaten onu söyleyeyim yani. Tebrik ederim bunu tespit ettiğin için Allah ama sözümü kesme Abdurrahman Bey. Üç, sosyal dilimler bazında ayrımcılık yapıyor ve ötekileştiriyor, itiyor. Şimdi bu itme kendi içerisinde mayalanarak doğal bir tepki oluşturuyor. Bu tepki alanları kapalı. Şimdi ben size örnek veriyorum. Benim Konya'da bir hemşerim, yanında bir dükkan daha var. Onu ziyaret ettiğimde bizimle de bir, bize de bir ziyaret eder misiniz, ettirir misiniz diye rica üzerine kalktık. Onun dükkanına da gittik bir hafta sonra.
İkinci hafta 24 milyar lira adama ceza kesildi. Ne cezası? Vergi cezası. Vergi cezası. Siz gittiniz diye mi? 24 milyar lira. Sebebini biliyorsun. İtiraz edersen defterlerin incelildiniz dediler. İkinci bir çok örnek. Yanlış bir şey ama yani bunu çok yanlış tabii ama bunu bir şey işte bu nefrete dönüşüyor. Bu adam ne yapsın? Bu adam devletin gücü siyasi amaçla kullanılıyor. Ne yapsın bu adam? Bu adam elbette ki nefret duygusunu bekleyecek. Bu anlattığınız biçimiyle böyle bir şey geliştiyse bu çok çirkin, çok yanlış bir şey. Yani. Bu Türkiye'nin her tarafında çok yaygın oluyor. Bir sigorta değil. Bir tane daha örnek veriyorum. Yine Konya'dan örnek veriyorum. İsmini de söylerim gerekirse. Türkiye'de her yerde AKP Suriyelileri çalıştır diye önce gayri resmi, şimdi yasal tedbirler getiriyor. Doğru mu bu kardeşim? Bana göre doğru. Bir dakika, bunu yapıyor AKP. Konya'da bir hemşerimiz 4 tane Suriyeli çalıştı diye 1 trilyona yakın ceza kesildi. Sonucu itibariyle. Ama hepsi bir bakmak bu lazım. Bu MHP'li yani, olduğu için, MHP il yöneticisi ya, olduğu için. Ne yapsın bu adam? Bakanı mümkün değil yani. Evet, yani bu Faruk Çelik Bey'e söyle. Tamam, bak ben size bunu bir dakika bunu. Sayın Faruk Çelik Bey bunu teklif etsin. Nedir gerçekten? Madem mümkün değil, bunu size Mustafa Kabakçı da söyledi, Mustafa Kalaycı da söyledi, Faruk Bal da söyledi. Çözüm bulamadın. Niye sor bakayım? Soracağım onlara. Aç telefonu sor. Kesin soracağım. Peki Kemal Öztürk. Şimdi bir dakika ben toparlayayım ama canım arama girdiler. Peki. Şimdi bu hep demokratik çıkış yollarını AKP kapatıyor. Sosyal bilimleri, etnik, siyasi, efendim, inanç bakımından ayrı ayrı dilimleri ayırdıktan sonra bunları hedef alıp ötekileştiriyor. Bu ötekileştirmenin üzerine de vergi, polis, sigorta gibi devlet gücünü kullanarak baskılıyor. Bu işte nefretin kaynağı. Bu kaynaktan çıkabilmek için ifade özgürlüğünün geniş bir şekilde kullanmasına, düşünce hürriyetini geniş bir şekilde kullanılmasına, siyasi faaliyette bulunma hürriyetinin geniş bir şekilde kullanılmasına bizim mevzuatımız müsait. Ama bu müsait olan mevzuat biraz önce konuştuğumuz efendim, iş güvenlik yasası tasarısıyla daraltılmakta ve gayri kanuni bir şekilde fiilen bunların önüne taş konmaktadır. Bu hürriyetleri kullanmasına taş konmaktadır. Bu çok ciddi bir durumdur. Tamam. Ve Türkiye'yi bir sosyal çalkantıdan sosyal çatışmaya götürecek kadar ağır bir durumdur. Peki. Yani Sayın Bakanım'a ben teşekkür ediyorum. Hakikaten bir MHP'liyle en azından şekil olarak bu kadar benimseyeceğim bir üslubu ortak bulabilen hayal etmezdim. Çünkü hakikaten bu işleri çözecek, onu söyleyeyim. İçini biraz farklı konuşuyoruz. O zaman Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmalarını okuyun. Yok, ben oradan yararlanıyorum. Hani Lütfü Bey biraz bu konuda da sert konuşuyor da. Lütfü Bey biraz bu konuda kırıcı, ben bakıyorum. Hakikaten ötekileştirici biraz. Fakat sizin bugün çizdiğiniz tabloda hani içini farklı da doldursak, o içini inşallah birlikte aynı şekilde doldurmayı da başarırız. Çok önemli bir şey. Biz barışın dilini yakalamışız. Bak ben bir şey söyleyeyim, hakikaten öyle. Sizin anladığınız barış dili değil bu. Benim anlattığım Türk milletinin kültür ve medeniyeti. Türkiye milletinin. Benim anlattığım hep beraber. Hayır, hani ötekileştirmeden. Türk milleti bunun adı. Türk milletinin. Benimle aynı görüş olma hakkımız yok diyorsunuz yani. Abdurrahman Kurt'a. Benimle aynı görüşü paylaşma hakkı var. Ama benim söylemimi kendi diline çevirme hakkı yok. Kemal Efendi. Türkçe'ye çeviremeyiz yani bunu. Ben Türkçe düşününce aynı şekilde böyle bir özgürlükçü daha kuşatıcı geldi. Milliyetçi insanız yani. Milletimizin her ferdinin özgürlüklerin en geniş, en derin şekilde yararlanmasından yanayız. Peki. O zaman ben şimdi mesela Türk kökenli olmadığım zaman kendimi Türk kökenli gibi söylemeye çalışınca biz hani biraz kendimi riyakar gibi hissediyorum. Yoksa vallahi bir problemim yok. Seviyorum da, benim eşim de Türk ama... Ama şimdi ben nasıl böyle bir yalanı söyleyeyim? Böyle değilim. Allah böyle yaratmamış ya. Sorun mu? Müsaade edin. Faruk Bey müsaade edin. Türk kökenli kardeşlerimiz. Ama çok dağılıyor bizim konu. Hiç. Birinci sınıf bütün temel hak ve hürriyetlerden sonuna kadar yararlanması gereken vatandaşlarımız. İşte peki. Benim de Kürt akrabam var. Sanki birilerinin yararlanması hakkı. Hayır. Sınıfa zaten siz etnisite ile milletin için doğasında olması milleti gerekiyor. Karıştırıyorsunuz. O karışıklıktan ayrı bir tartışma başlığına giriyoruz. Böyle daldan dola iyi de olmuyor. Genel Kemal Öztürk, teşekkürümü kutuplaşma, siyasi kutuplaşma, işte bir nefret duyguları artıyor mu? Siz Bülent Bey'le de birlikte çalıştınız geçmişte. Niye böyle bir şey söyledi? %50 gerçekten hani şey mi, hani nefret mi ediyor? Şimdi bir
bir tespit yapmak gerekiyor. Bu çok üzerine vurgu yapıldı. Ben algı ile olgu arasındaki farka çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. O da şu, ısrarla AK Parti'nin kendi medyasını oluşturduğu, bir havuz medyası tırnak içerisinde söylüyorum, oluşturduğu yönünde çok yaygın bir algı var ve Türkiye'de de AK Parti... ATV'yi izleyin Kemal Bey. Tamam, AK Parti medyasının hakim olduğu söyleniyor. Şimdi ben size rakamlarla bunu anlatacağım. Sonra diğer konumuza geçelim. Ama bu konu üzerine çok vurgu yapıldığı için söylüyorum. Bakın, Türkiye'de 37 tane günlük siyasi gazete çıkıyor. Şimdi bu gazetelerin listesini alt alta koyacaksınız. Bunlardan 22 tanesi, yani %60'ı AK Parti hükümetine karşıdır. Kaç tanesi? 22 tanesi. 22 tanesi, %60. Evet. 11 tanesi, yani %30'u AK Parti hükümetini destekler. 3 tanesi, güç nereden yana kayarsa oraya doğru yayın yapar. Yelkenleri açar. Mesela Gezi olaylarında Gezi tarafına kayarak, yani hükümet karşıtı tarafa kayarak rakamı daha da yükseltir. Yani bu 22'nin baskı sayısı, okur sayısı ne? Onu da söyleyeyim. 22 tane gazetenin Türkiye'de toplam 4 milyon 300 bin, 19 Ocak tarihi itibariyle söylüyorum, 4 milyon 300 bin siyasi gazete, spor gazetelerini çıkardığım için özellikle siyasi vurgusu yapıyorum. 4 milyon 300 bin tiraj yapıldı. 19 Ocak 2015 tarihinden bahsediyorum. Bunların hükümet politikalarına muhalif gazetelerin toplam tirajı 2 milyon 750 bin, yani %63'ü. Rakamdan daha fazla oluyor böylece. 22 gazete ama daha çok sattıkları için tirajların hesabında %63, bugün Türkiye'de satılan her gazetenin %63'ü hükümet karşıtıdır. Bakın, Türkiye'de bir iktidar medyası yoktur. Tam tersi bir muhalefet medyası vardır aslında. Kemal Bey, izin verirseniz. Sözümü bitireyim. Sözümü bitireyim, sonra siz devam edin. %26 da tirajların, %26'sı da hükümet politikalarını destekleyen gazetelerdir. Şimdi bütün bunlar olurken... Televizyonları söyleseniz. Güçlü de aynıdır. Oran değişmeyecek. Yani bu gazetelerin, yani 22 tane gazetenin bir de televizyonu var. Televizyonlarda da aynı. İzlenme oranlarında daha kötü durum. Yani o televizyonların izlenme oranları daha yüksek, hükümeti destekleyen televizyonların oranları daha düşük. Şimdi burada algı ile olgunun ne kadar farklı olduğunu görmüş oldunuz. Çok başka bir şey. O yüzden ikisini birbirinden ayırmak ve olabildiğince de olaya bilimsel bakmak gerekiyor. Türkiye'de %63 hükümet karşıtıdır ve halen hepimiz, belki siz de dahil, Türkiye'de sanki iktidar medyası hakimmiş gibi algılanıyor. Kemal Bey, peki nasıl oluyor yani? Muhalif gazete ve televizyonlar fazla da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyona çıktığı saatlerle, dakikaların toplamı ile diğer adayların televizyona çıktığı dakikaların arasında büyük fark var. TRT için geçerli. TRT için mi? Diğerleri için toplamı için diyorum ben. Değil, öyle değil. TRT için geçerli. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye'de basın özgürlüğü yoktur, gazeteler yeterince eleştiremiyor diye söyleniyor. Şimdi bakın, ben hem hükümet tarafında basın danışmanlığı yaptım, hem de şu anda ekmeğimi gazetecilikten kazanıyorum. Yani geçim kaynağım benim kalemim. Yani insan kendi kaleminin olduğu bir sektörü kötülemez. Ama şunu söylüyorum, inanın bana, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hakaret etmek için çıkarılan gazeteler var. Bu gazetelerin sadece birinci sayfalarınıza bakmanız yeterli. Her gün çıkan gazeteleri koyun yan yana. Halen hükümet eleştirilemiyorsa, halen Cumhurbaşkanı eleştirilemiyor deniyorsa, buna yani da ben insaf derim. Kemal Şimdi Bey, gelelim ikinci konuya, özür dilerim. Bu medya ile ilgili benim anekdotum. İkinci konu, ülkede insanların yaşadıkları bölgeler, mahalleler ve coğrafyalarla ilişki kurduğu insanlarla iletişiminden dolayı bir algı oluşuyor. Burada da bir algı ile olgu arasında fark var. Yani şimdi CHP'yi ya da HDP'yi ya da diğer muhalefeti dinlerseniz, ülke baskı altında, ekonomi çok kötü durumda, ülke parçalanmak üzere, hayatımız perişan olmuş, hiç kimse konuşamıyor, yürüyüş yapamıyor, gösteri yapamıyor. Ülke perişan halde. 3 ay önce bu ülkede bir seçim oldu.
ve %52 oy aldı Erdoğan. Bu kadar perişan olan bir ülkede bu kadar oy nasıl alınıyor? Demek ki gerçekle yani algıyla olgu arasında burada da büyük bir fark var. Peki. Ben seçimlerle ama şey, ama şunu da bir cümleyi bitireyim affedersin. Bir cümleyi bitireyim. 12 Eylül'de şuna da katılıyorum. 92.000'i almıştı. Ben bunlara rağmen ülkede 3 sınıfın olduğuna inanıyorum. Yani 3 kesimin olduğuna inanıyorum. Bir, gerçekten ne olduğunu anlamak isteyenler. Güvenlik yasasından tutun yeni anayasaya, başkanlık sistemine. İki, kaygı duyanlar. Bir kaygı duyan insan var, katılıyorum ben buna. Kaygı duyan insanlar olabilir. Bir de nefret besleyenler var. Bu üç kesimin bana göre yine AK Parti iktidarının anlaması, dinlemesi, onların kaygılarını giderecek çalışmalar da yapması lazım. Ama nasıl? Algıyla olguyu birbirinden ayırarak. Yani evet, gerçeklikle şeyi ayırmak gerekiyor. Ben muhalif soru sorayım. Bugün dikkatimi çekti. Ben çok araştıramadım. Siz bu sektörün içindesiniz, bilirsiniz. Biliyorsunuz bugün bir rapor yayınlandı. Zannedersem sınır tanımayan gazetecilerle ilgili. 189 ülke içerisinde basın özgürlüğünde biz 159. Yok, 189'da 140. Neden? Şimdi biz yurt dışına hani giderken Kuveyt mesela soruyorum. Bizden daha özgür. Niye? Şey için soruyorum. Siz yani hem detayları bilirsiniz. Bu bazen bu para kuruluşları kasti şeyler yapıyorlar ya. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Siz bunu detay olarak bilirsiniz. Hani konuşalım kendi gerçekliğini. Yani o haber yani şöyle yansıdı. Kamboçya bile önümüzde diye yansıdı. Şimdi bunu da bu gazetelerin yani uluslararası gazete federasyonlarıyla ben başbakanlıktayken de görüşüyordum. Anadolu Ajansı'ndayken de görüşmeler yapıyorduk. Bu gazetelere rapor sunanlardan bir tanesi Anadolu Ajansı'nda olan bir sendikaydı. Türkiye Gazeteciler Sendikası. Ve bizde toplu sözleşme hakkına sahip olan bir gazeteydi. Bu gazetenin başkanı Anadolu Ajansı'nda bir muhabirdi. Kuruma maliyeti 16.000 TL'ydi. Aylık maliyeti. Ve bu kişi hiçbir habere gitmeyen, dışarıda çalışmayan bir sendika başkanı olarak her gün düzenli olarak Anadolu Ajansı'nda baskı olduğunu, insanların maaşlarının haklarının verilmediğini sürekli beyanatla söyleyen, daha sonra da CHP milletvekilleriyle birlikte ajansın önünde protesto gösterisi yapan bir sendikaydı bu. Bu sendikanın başkanı bizden emekli oldu. 825 bin TL bizden tazminat aldı, kıdem tazminatı, emeklilik tazminatı. O parayı aldıktan bir gün sonra ajansın önünde açlık grevine başladı. Sözcü gazetesi manşet attı. Yani o raporlara, o bilgilere buradan geçiyor. Bağlayacağım şimdi. Sözcü gazetesi manşet attı. Ajansın genel müdürü Audi arabaya biniyor. Sendika çalışan başkanı açlıktan ölüyor. Açlıktan ölüyor denen adam Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tazminatını almış kişidir. Yanında da iki CHP'li milletvekiliyle poz vermiştir. Sendika düzenli olarak bu federasyonlara, bu tür kurumlara raporlar gönderiyor. Bu raporlardan, bu raporların bir kısmı, bu raporların bir kısmı terör suçundan tutuklanan, hırsızlıktan tutuklanan, silah bulundurmaktan tutuklanan kişiler, bu gazete listesi içerisinde yer alıyor. Gazeteci listesi içerisinde. Kemal Bey, peki. Evet. Şimdi benim bize sorduklarını biz de yapıyoruz ama bize sormuyorlar. Adam böyle bir şey yayınladı. Arkadaş, asla biz ya sadece bir tek yerden gelen bilgiye dayanarak bu sıralamayı yapıyorlar. Bence bunlar başka mahkeme, doneleri de değerlendiriyor. Mahkemelere götürülmesi gereken benim raporlar. Tabii anlattıklarınıza saygı duyuyorum ama katılmadığım yerler var. Onları paylaşıp eğer o konuda da bilginiz varsa izleyicilerimize aktarmanızı rica edeceğim. Birinci olarak algıyla olguyu hakikaten ayırmak lazım. Şu bir olgu. Havaalanlarında, tren istasyonlarında, büyük otellerin lobilerinde, şirketlerin masalarında 3 tane gazete olur. Bu gazeteler Sabah, Akit, Yeni Şafak. Daha önce de Zaman vardı. Bunlar bu gazeteleri resmi kurumlar olarak almak zorunda. Çünkü siyasi irade öyle olumlu baksın kendilerine diye düşünülebilir. Ama vatandaş bunları istemeyerek de olsa almak zorunda. Vatandaş buyurun, nasıl istemeyerek almak zorunda? Vatandaş da diyeyim. Yani ticaret erbabı. Anladım. Ticaret masasında bu tane 3 tane gazeteyi bulundurmak zorunda. Şimdi bu Türkiye'deki mecbur mu tutuyorlar bu gazeteleri almaya? Ticari özel sektörde hayır.
bu gazeteler bana öyle, yani o kişilere öyle bir kimlik kazandırsın ki gelen memur bunun iktidar yandaşı olduğunu anlasın. Tersine bir muamele mecburiyet yapmasın. Mecburiyet yok ama hani öyle sunmaya çalıştığı evet, için. Evet işte bu baskının bir ürünüdür. İsterseniz bunun bu konuyla testini, testini yapabiliriz. Dinle tarihlerine baktığınız zaman bunların çoğu bir kere AK Parti öncesidir. Şimdi onunla ilgili biliyorsunuz bir şey yapalım. Anadolu Ajansı'nda çalıştınız siz. Sen Anadolu o konuyla ilgili memurlar bir kere AK Partili değil. Onu söyleyeyim. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, bakın çoğunun alım tarihleri, kaç memur olduğu, bunlar hangi... Hepsi bizden önce yedi yani büyük çoğunluğu. Dolayısıyla şimdi bir kere büyük çoğunluğu onu görse gıcık alabilir. Ceza yazabilir. Allah'ım var. Evet. Şimdi yani benim söylediğime nereden baktığınızı ben anlayayım. Buyurun siz bir şey soracak mısınız? Ama bu bir olgu. Bunun basın özgürlüğüyle yani bu bir yorum bence. Olgu değil de bir yorum. Peki Anadolu Ajansı ve TRT. Bunlar her siyasi partiye eşit durması lazım. Ancak TRT'nin yani çocuk kanalı bile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan Bey'in mitingini canlı verdi. Çocuk kanalı bile. 14 kanallı TRT. TRT'den sizin kimse yok. Bilgileri ama ben cevap verebilirim. Cevap Anadolu Ajansı AKP'nin seçim sandıklarında müşahidi gibi davrandı. Ve çok açık bu yani bunu hep herkes cevap versin o zaman. Efendim? Yani sandıklarda o zamanki Anadolu Ajansı genel müşahidi gibi davrandı. Tartışmalı sandıklarda seçimin sandık sonuçlarını AKP lehine ilan etti. Örneğin Adana seçimlerinde ve diğer seçimlerde sonuçlar belirlenmeden şimdi, sonuç verdi. Şimdi basın özgürlüğü noktasında Abdurrahman Bey'in sorduğu soruya cevap olarak Türkiye'deki işte o Anadolu Ajansı'nın şeyini söylediniz. Şunu da ekleyebilirsiniz. Tamam, ben seçim gecesi AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Onu da eleştiri olarak söyleyebilirsiniz. Yok ben onu bilmiyorum. CHP'lilerin en çok kullandığı konu da. Şimdi dünyanın madem ki öyle bir 195 ülkede 189. Türkiye bu kadar geriye düşmüş ama bu böyle değildir deniliyor. Şunun cevabı ne olacak? Batı ülkelerinde herhangi bir başbakan televizyonun altyazısında bir muhalefet lideri ki o Sayın Devlet Bahçeli bir cümlesini pastan görünce alo Fatih deyip kaldırın bunu diyebilir mi? Böyle bir basın özgürlüğü olur mu? Veya iktidar kanadından gelen sesler ile talimatlar ile yayın akışını değiştiren olur, bir televizyon olur, olur mu? Yani gerçekçi olalım. Şimdi birisi kalkıp Halk bu gerçek işte bu oldu. Bilmem bu hangi yayını diye, bu kendisi oldu. Organize ediyorsa bu ülkenin gerçeklerine baktığımız zaman herkes şimdi, kendine ait kanallarda bir şeyler saniye, yapıyorsa saniye, şunlar tamam bunun da özür dilerim. Onu gören insanlar adına sonra ne diyeceksiniz deyin. Kanalda etkili olma hakkı olabilir mi? Şunu bir diyeyim de ne diyeceksiniz deyin. Şimdi Batı ülkelerinde ya da basın özgürlüğü olan bir ülkede bir başbakan telefon ediyor bir gazetenin sahibi, yaşlı başlı bir adam ağlıyor. Söylediği sözlerin sonunda hıçkırıklara boğuluyor, ağlıyor. Ve arkasından da genel yayın yönetmenliği ve yazarlarını işi bitiriyor. Sayın Bakanım, aferin, dün bir Amerika'da sonra, 3 tane Müslüman öldürüldü. Şimdi Müslümanlar bir tek sizin Müslümanınız değil. Elhamdülillah bizim de Müslümanımız. Bir dur bakayım ben bir anlatayım. Ondan sonra ne diyeceksin? Sorulara cevap verebilir miyim? Vereceksiniz efendim. Ben bir bitireyim de sorayım. Bir dakika Abdurrahman Bey ya. Bir dakika ya. Şimdi Amiral Gazetesi dediğimiz gazeteler vardır. Yani işte Türkiye'de isimlendirirsek reklam olmasın. İşte Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak efendim gibi ön plana çıkmış gazeteler. Bir başbakan kendi aleyhine yazıldı diye belev ki yalan olsa bile ey bu gazetenin patronu, dükkan senin, bu adamlara maaş vererek böyle yazdırıyorsun diyerek onların attırılmasını, işine son verilmesini isteyebilir mi? Bunu isimlerini sayabiliriz. İşten, yani hepimizin bildiği isimler. Diye bir şey yok şimdi ama bunlar yani Türkiye'nin en can alıcı konusu. Basın dediğimiz olay milletin gözü, kulağı ve dilidir. O zaman bunlar tüccar bu göz, lazım. Bu kulak, bu dil görmezse, duymazsa ve konuşamazsa bir müsaade edin. Kemal Bey'in dediği algıyla olgu farkı oluşur ve Türkiye'nin temel sorunu da AKP lehine algı bu Anadolu ama gerçekte AKP lehine olgudur. Tamam. Şimdi ben sorularınızı gayet not aldım. Onlara tek tek cevap veriyorum. Birincisi
İki muhalefet partisinin de seçim günü 4 tane basın toplantısı yaptı Anadolu Ajansı aleyhine. Buna sığınarak seçimle ilgili politika yapmasını ben çok eleştirdim. Eleştiriyorum da. Bir aciziyet olarak görüyorum. Lütfen beni bağışlayın. Sebebi Anadolu Ajansı'nı eleştirmemizi mi? Tabii ki. Peki bakın, Adana Belediye seçimlerinde AKP kazandı diye ilan eden Anadolu Ajansı değil mi? Arada 20 bin oy farkı var. Tamam, ben hiç sözünüzü kesmedim. Bakın, ben AK Parti Genel Merkezi'ne 21 dakika gittim diye Gürsel Tekin Bey CHP'den onlarca soru önergesi verdirdi. Her gördüğü yerde bana bunu soruyor. Sen AK Parti Genel Merkezi'ne niye gittin? Ben bir gazeteci olarak gittim. Ben 10 sene bu partide, bu şeyde çalışma yaptım. Soruların cevabı bu değil tabii. Bitireyim. Bana sebebi şu, muhalefet partisinin Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçları ya da benim AK Parti Genel Merkezi'ne gitmemle ilgili olayı büyütmesini ben aciziyet olarak görüyorum. Neden gördüğümü de söyleyeyim. Ben AK Parti Genel Merkezi'ne gittiğim için mi CHP seçim kaybetti? Ya bugünden Anadolu buraya Ajansı, nasıl geldi ki? Bu soru Anadolu sorulmadı. Ajansı bunu seçim sonuçlarını verdiği için mi MHP seçim kaybetti? Seçim sonuçlarını doğru vermedi. Ne, doğru verdi. Yönlendirici verdi. Hayır. Sen müşahidi gibi davranmış. Seçim bilgilerini kapatmak ona da bir cevap versin de ondan sonra ajans bağlamından çıkalım. Biz bu cevapları verdiğimiz anda hem MHP hem CHP basın toplantısı yapıp bizim seçim sonuçlarını manipüle ettiğimizi söylediler. Bir ajansın seçim sandığına müdahale etmesi akla zarar bir şey. Edemez, teknik olarak edemez. Seçim sonuçlarını değiştirmek, seçim sonuçlarını başka şekliyle vermek hukuken de İddia büyük değil. Bir suçtur. Kemal Bey yanlış anlıyorsun. Yok ben anlıyorum. Tabii ki sandık Parti'nin, sonucunu değiştiremez. AK Parti'yi önde verdik, geri kalanı geride verdik. Böyle söylüyorsun. Bakın ben tam 10 tane seçim izledim. Hem gazeteci olarak hem de danışman olarak. Bundan önceki bütün seçim sonuçlarının televizyonlardaki yayınlarına bakın. İlk bir saatine. Hepsinde AK Parti öndedir. Yani Cihan Haber Ajansı'nın verdiği 10 tane seçim sonucunda bu hep böyle olmuştur. Sadece son yerel seçimde olmamıştır. Her şeyin iddiasına girerim sizinle. Bu böyle olmamıştır. Buradaki mesele... Bitireyim ben sorularını. Bitirin programda yavaş yavaş. Bitecektir ayarıma sözlerine. Buradaki kritik meselemiz şöyle. Biz... Objektif bir şekilde haber vermek, objektif bir şekilde yayın yapmakla yükümlü kurumlarız. Ama inanın bana, taraf olsak bile, taraf tutsak bile bu sizin siyasetinizi etkilemez. Bu sizin siyasetinizle ilgili bir şey değil. Medyanın insanlar üzerindeki gücünü o kadar büyütmeyin. TRT'nin veya Anadolu Ajansı'nın bir cümle ekleyeceğim çünkü yanlış anladı Kemal Bey. Kemal Bey, ben de Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydım anlattığım dönemde. Ve yine MHP'nin önerisiyle kabul edilmiş bir kanun hükmü var. O kanun hükmüne göre ilçe seçim kurullarından gelen akan bilgiler yüksek seçim kuruluna giderken siyasi partilerin genel merkezlerinde verilir. Dolayısıyla siz yüksek seçimden önce bu bilgilere ulaşmanız mümkün değil. Peki. Partilerden önce ulaşmanız da mümkün değil. Ancak Anadolu Ajansı bazı tartışmalı yerlerde önceden AKP'nin önde olduğunu ilan etti ki... Anadolu Ajansı'da değil artık. Efendim yani. Bir dakika. Siz bir şey söylediniz, cevap geldi. İlan etti ki, bir cümlemi bitiriyorum Mehmet Bey. İlan etti ki o partilerin, seçimi kazanacak partilerin seçimle görevli sandık kurulu üyeleri, ilçe seçim kurulu üyeleri demoralize olup sandığı terk etti. Tamam, bu konuyu kapatalım. Peki. Şimdi Tülay Hanım, şu soruyu soracağım. Vaktimiz de daralıyor. Ya meseleye hep bir tarafından bakıyoruz. Sanki bu memlekette bir böyle tek adam var. O ne derse o oluyor. Bütün iklim iktidar partisinin lehine dönmüş durumda. Bunun bir de tersi yok mu yani? Şimdi mesela biraz önce bir gazeteden örnek verdi. Tek işi her gün manşette Cumhurbaşkanı'nın değişik fotoğraflarını kullanıp ağır hatta hakaretvari ifadelerle haberlerini yapmak. Şimdi bu da %52 oy almış bir cumhurbaşkanı. Onu da seven, destekleyen. Şimdi cumhurbaşkanına karşı veya iktidara karşı aşağılayıcı, ağır ifadelerle mukabelede bulunmak da bu kutuplaşmayı beslemiyor mu? Bir yönüyle de. Şimdi hangi gazeteden bahsetti anlamadım tabii. O her çok reklam manşet, yapmayalım hatta, ama böyle bir şey var.
O yüzden o gazetenin kitleler üzerindeki etkisi nedir? Kaç tirajı ne kadar? Türkiye'nin en çok satan 5. gazetesi. Etkisi nedir bilmiyorum. Bakın söylüyorum. Ama Faruk Bey'in, en çok satan 5. gazetesi. Söylediği bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimler öncesinde mitinglerini TRT'nin kanalları bile, çocuk kanalları bile verdi dedi. Yani bu ülkede en çok izlenen kanalların başında TRT geliyorsa ve TRT de Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesindeki bütün mitinglerini veriyorsa, diğer muhalefet liderlerine veya diğer Cumhurbaşkanlığı adaylarına... TRT yavru muhalefet diyor MHP'ye. Aynı hakkı tanımıyorsa... Değil mi? Burada edepsiz, muhalefetin suçunu nasıl bulabileceksiniz? Bir de Sayın Öztürk dedi ki... Benim soruma da cevap verecek misiniz? Tabii vereceğim. Muhalefetin bir nefret söylemi geliştirdiği kanaatinde değilim ben. Yani 3-5 tane tirajı yüksek dedi ama bilmiyorum. En azından ben takip etmediğim için belki bilmiyorum. Dozunu aşan eleştiri diyeyim ben ona. Neleri kullandıklarını bilmiyorum. Bunların bir nefret söylemi yarattığı kanaatinde değilim. Bu nefret varsa eğer bu toplumda iktidarın yaptıklarından dolayıdır. Siz Cumhurbaşkanı olarak tarafsızlığınızı unutur. Her konuda fetva verir hale gelir. AKP için adeta kürsülerden çıkıp onun propagandasını yapar. Onun için oy toplamaya kalkarsanız, kadının çocuğundan nasıl doğum şekli yapacağına kadar karışırsanız, bu karışmaya tepki gösteren bir kitle vardır. Sayın Arınç'ın da bu yumuşatma talebini çok haklı, güzel buluyorum ama keşke 3 dönem bitti, artık nasıl olsa seçimlere girmeyeceğim, rahat rahat ağzıma geleni söyleyeyim yine diyerek takdir etmediniz yani. Gerçekten daha öncesinde toplumun bazı sorunlarına... Siz bu kutuplaşmadaki bütün kabahati... İktidarda buluyorsunuz. Evet, bütün kabahati iktidarda. Abdurrahman Bey, son cümleler. Şimdi %52 oy alan insanların %26 basında temsili olduğunu rakamlarla Kemal Bey söyledi. Bunu daha önce de ben incelemiştim hakikaten de. Bir kere %20 tam yarı yarıya temsil eksikliğimiz var. Yandaş olarak, yandaş medyaya ihtiyacımız var. Bir kere bunu çok net söylüyorum. Ben yandaş medyayı yetersiz buluyorum. Yarı yarıya daha ihtiyacımız var. Çünkü temsil oranlarımıza göre yarısı kadar temsil edebiliyoruz. Sizin bu söylediğiniz muhalif düşünceler elbette söylenmesi gerekir, temsil edilmesi gerekiyor. Ama zaten toplumda var olduğunun üstünde %65'lere varan oranlarda temsil ediliyor zaten. Ben de diyorum ki kardeşim, bizim düşüncelerimizi de temsil eden yandaş medya %26 daha arttırılmalıdır. Peki, çok teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Sayın Faruk Bal, MHP Konya Milletvekili, Sayın Tülay Ateş, avukat, CHP eski MYK üyesi, Abdurrahman Kurt, AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili ve Kemal Öztürk, Yeni Şafak Gazetesi yazarı. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınızdan ötürü. Siz de CHP'den adaysınız, adaysınız. Evet, hayırlı olsun. Adayım. Üçüncü bölge. Çok teşekkür ederim. İstanbul 3. bölgeden. Müsaade edin gerçekten. Çünkü CHP'nin hani en azından razı olduğumuz bir yüzü temsil ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Avukat kanadında bulunuyorsunuz. Sağ olun. Bizi izlediğiniz Sayın Bakanımı için... da düşüncelerinin MHP'de hakim olmasını gerçekten istedim. MHP'nin söyledikleri benim söylediklerim. Ya, Lütfü Bey biraz sert söylüyor. Siz hakikaten daha böyle bizim içini beraber doldurma ihtimalimiz olan bir dille söylüyorsunuz. İnşallah. Peki, tekrar çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi geceler, hoşça kalın.